Gelî kurno hûn tev bi xêr û xweşî hatinin, silav û rêz ji we hemûyan re hûn li ku nin, hûn li ku bijîn, li ku dimînin, hemû bi xêr û xweşî hatinin ser serê min, ser çavê min. Îro me generalekî temaşekir, kurd, dilînî, camêr û yekjî me. Pir xweşa min çû, pir kêfa min jê re hat. Gotinin pir rast û pek anî. Hasilê kelam, min xwa esasen ve îro me niyeta min tune bû ku em mabesta min tune bû ku em ez îşev weşanekî zindî bixim, çê bikim. Lê wisa hewce kir ku em mecbûr man îro evî zindî weşanekî zindî li dar bixînim. Mevanê min îşev Keke Selim Çurukkaya ye. O piştê Keke Selim Çurukkaya em dikarin nava hevda bi hevra dîsa bipeyivin hatta çi wextî we xwestiye. Yani wekî dibe kursiyekî serbest û dikarin ser serê min ser çavê min beşdarî beşdar bibin. Lê ez di benda mêvanê xwe me ka mêvanê min hatibe ez ê heqê qisedanê bidim wê û hê mêvanê min nahatiye. Belê. Şimdi sevgili dostlar, bugün hepinizin belki de seyrettiği muhteşem bir insanı seyrettik. Benim kendi gözlerimle gördüğüm şey şudur. Kendinden emin, ne söylediğini bilen bir güzel insan, bir güzel generalimizi seyrettik. Bu güzel generalin en güzel sözü bence şuydu. Girişte hemencik, girişte şunu söyledi. Dedi ki, röportaj yapan kardeşimiz kendisine şunu sordu. Neydi ismi bu adamın ismi neydi ya? Suriye Devlet Başkanı'nın ismi neydi ya? Ha, Beşer Esad. Beşer Esad'ın bir demecini hatırlattı. Sözüm ona Beşer Esad demiş ki, biz Suriye'yi 2011 senesinden sonra ileri daha önceki seneleri neyse oraya doğru hızla ilerliyoruz. İşte ortalıkta böyle kimi şeyler dolaşıyor. Ne diyorlar? Haritalar dolaşıyor. Bunları biz kabul edemeyiz. Ne bileyim bilmem Kürtler vardır ama Kürdistan falan diye kabul etmiyoruz dedi. Buna çok muhteşem bir cevap verdi ve şöyle dedi ki, bakın dedi, buralarda Kürtler yaşıyor, hatta kimi yerlerde %90 Kürt yaşıyor. Siz Kürt halkını kabul ediyorsunuz da, varlığını kabul ediyorsanız da, Kürt halkının yaşadığı yer vardır, mutlaktır ve buranın ismi de Kürdistan'dır. Yani ikinci konu da şuydu, benim için dedi, bizim için esas olan iki tane önemli konu var ve bizim esasımızı teşkil ediyor. Bundan vazgeçemeyiz dedi. Neydi o iki tane konu? Birincisi Kürt hakimiyeti, Kürt'ün siyasal hakimiyeti. İkincisi de Kürt ordusu olan YPG'nin veya güçlerinin mutlak anlamda varlığını koruması. Zira bu Kürt ordusu o Kürdistan'ı koruyabilecek yegane unsurdur. Dedi. Bunlar benim bu benim içinden seçerek burada diye ifade etmek istediğim hususlardı. Başka bir hususta şunu söyledi. Biz bütün Kürt örgütleriyle görüştük, konuştuk. Kendileri hepsiyle diyalogumuz var. Zira burası sadece bir partinin, bir siyasi görüşün malı, mülkü veya şeyin himayesinde değildir. Bütün Kürtlerin Rojava'da yaşayan, Güneybatı Kürdistan'da yaşayan bütün siyasi görüşlerin, siyasi partilerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine dair açık, net ve seçik bir şekilde söyledi ve herkesle diyalog kurduğunu söyledi. Diyalog kurduklarını söyledi. Bir başka çok önemli bir noktaysa Güney hükümetiyle alakalı, Güney Kürdistan'la alakalı muhteşem ifadeler kullandı ve ne dedi? Biz kendileriyle şeydeyiz, diyalogdayız ve kendilerine müteşekkiriz. Özellikle Sayın Mesut Barzani'nin ismini anarak kendisinin yaptıklarından dolayı müteşekkir olduğunu ve devam etmesi gerektiğine dair bu verdiği desteğin devam etmesini diledi, istedi ve rica etti. Bunlar önemli hususlardı. Şimdi bunlarla ne anladık? Biz ne gördük? Ve bir başka bir husus da şuydu, çok önemli bir husus.
Kürt ulusunun tek bir ulus olduğunu, tek bir halk olduğunu ve bunu mutlaka böyle gözetilmesi gerektiğini ve böyle görünmesi gerektiğini söyledi. Bunlar generalimizin konuşmasından aklımda kalan ve beni muhteşem şekilde etkileyen şeylerdi, başlıklardı. Şimdi ben konuğumu bekliyorum. Sayın Selim Çürükkaya'yı bekliyorum. Söz konuşmak isteyenler herkese söz vereceğim. Gecenin sabaha kadar da kalsam herkesin söz hakkı vardır. Yani konuşmak isteyen herkese söz hakkı vereceğim. Ama lütfen öncelikle konuma verdiğim söz üzere kendisiyle önce bir söyleşi yapayım. Kendisinin önemli görüşleri var, bir çağrısı var ve bu çağrısını almam lazım. Sayın Selim Çürükkaya ağabey, neredesin? Ben seni niye göremiyorum? Lütfen, Selim Çürükkaya abicim, ben seni göremiyorum, davet edemiyorum, mikrofonu veremiyorum. Burada mısın? Lütfen, eğer buradaysan, benim gözümden kaçmışsa lütfen bana bir merhaba de. Zo. Sinem Arıkbaş, hoş geldiniz. Haluk Erdiş, hoş geldin. Sevgili dostum. Buyur Selim abi. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Hepiniz tekrar bir mesaj yazmam gerekiyordu. Keki Etem çok net ve önemli bir şey söyledi. Amerika'nın petrol için aynen. Bak bu da çok doğru. Seyfettin, bu çok çok önemli. Bunu da altını çizmiştim. Kendime not almıştım. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusuyla orada sadece petrol için bulunmadığını açık ve net bir şekilde dile getirdi. Bu çok çok önemliydi. Abicim sen geldiysen neredesin? Sen hani burada değilsin. Sevgili abicim neredesin? Ben seni niye göremiyorum Selim abi? Selim abi. Selim abi yoksun. Listede yoksun. Sana konuşma hakkı vermek istiyorum. Seni kürsüye almak istiyorum ama yoksun burada. Kusura bakma. Zo Selim abi gelmedi şimdi. Dur bakayım. Selim abi bir arayayım bakayım. Selim abi yayına gelir misin lütfen? Seni bekliyoruz. Tamam sen yoksun, ben senin sayfana geldim, sen yoksun. Allah Allah, ben nerede? Ben burada yayın yapıyorum. Dünya alem burada. Zorlasın baktım, sen yoksun. Sen, Ha, dünya alem burada Kayseri abicim. var. Kalasoro. He, aha, Kalasoro. dünya alem burada abicim, dur. Dünya alem burada. Hadi seni bekliyoruz abicim. Zo, neden geldin? Yani ben hangi sayfaya girmişsin bilmiyorum ki. Neyse, oluyor. Evet, sayın ben bakın sevgili Mehmet Can Polat kardeşim, benim sayın Neçirvan Barzani ile ilgili duruşum nettir ve açıktır. Kendisiyle de dün akşam da söylediğim, buradan tekrar edeyim. Türk Devleti'nin ve Türk Devleti zihin yapısının hakimiyeti altında bulunanların anladığı gibi bir şey ben anlamıyorum. Abi sen geldin de burada değilsin. Yani sayfaya gel abicim ya. Sayfaya gel, sayfaya. Sen beni buradan mı daveti, yani o mesajdan almak istiyor. Şimdi sevgili kardeşim, Neçirvan Barzani öyle birilerin zannettiği gibi Kürt ulusunu, Kürt halkını tahkir eden bir konuşma yapmamıştır. Ben öyle düşünüyorum, öyle görüyorum. Gekko sen Messenger'dasın. Ben Messenger'da değil, ben ana sayfadayım. Benim Ben ana senin ana sayfa. sayfaya gidiyorum. Ana sayfada yoksun. Allah Allah, burada 70 küsür, 80 küsür seyirci var şu anda. Seni bekliyoruz. Aha, ben şimdi bak geçeyim abi. Ha, bir zahmet.
Evet. Zor. Nekirvan Barzani ile alakalı duruşum şu nettir. Nekirvan Barzani neticede bir siyasetçidir ve kendi duruşu vardır, kendi görüşü vardır. Ama ben oradan Kürt ulusuna bir zara, bir tahkir, bir tazyif görmedim. Görsem bile şey yapmıyorum. Link nasıl atılıyor? Sevgili Murat, sen atar mısın lütfen? Link at lütfen. Ben buradan hem bir dakika, ha bir dakika. Doğru ya, ben buradan girebiliyorum. Efendim. Dur bakayım. Selim. Dur bakayım. Ha, ben şuradan mı yazsam acaba? Ya ben buradan yazamıyorum. Selim. Ahmet abicim hoş geldin. Aslında bugün şey yapmayacaktım. Bugün bir yayın yapmayacaktım Ahmet abicim ama lüzum gereği mecbur kaldım. Günlük sizinle yarın bu beraber kararlaştırdığımız konuları konuşacağız. Ama bugün sevgili Selim Çürükkaya abimizle bu gündemi değerlendirmek istiyoruz. Eğer siz de bir değerlendirme yapmak isterseniz lütfen belirtiniz. Sizinle konuşmak bize hayır ve bereket getirecektir diye düşünüyorum. Allah Allah. Haliç'e tutup hiratı keko. Evet, Jeffrey geliyor. Doğru. Eyvallah. Şimdi evet. Vallahi Selim abi gelmedin. Şimdi Şoraş abi konuşmak istiyordu. Şoraş abi nerede? Şoraş, keke Şoraş Türkiye. Tabii. Derhal. Kısa bir sohbette hemen başlayalım size Ahmet abicim. Lütfen buyurunuz Ahmet abicim. Evet, canlı yayının bildirimden girsin. Sevgili Murat Ekman, Selim Çürükkaya abime bir link atar mısın lütfen? Zeynel abi de gelmiş, hoş gelmiş, sefa getirmiş. İrfan Kaya abi hoş geldin, selam getir. Hoş geldin. Evet. Aynur Hanım hoş geldiniz. Şevvaş Bartolo Bartolo Reis. Reis. Hoş geldiniz üstadım. Hoş geldiniz üstadım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. General Mazlum'un galiba kulaklık takacaksınız, öyle geldi takacaksınız, öyle geldi bana. Üstadım tekrar merhaba. Merhaba efendim. Nasıl buldunuz Sayın General'in konuşmalarını? Bence çok güzeldi. Yani bir Kürdi bir duruşu vardı. Siz de o kanattesiniz. Evet. Mütevazi, akıllı, angaje değil. Bravo.
Yani Amerika ile yıllardır birlikte çalışıyorlar ama gerektiğinde de eleştiriyor Değil mi? Amerika'yı. Bu özgüven çok mu Evet. enteresan geldi. Evet. Evet. İdeolojik bir duruşu Selim yok. abi birazdan Ulusal seninle bir konuşalım. Evet. ideolojik bir duruşu yok. Bravo. Meseleye milli bir perspektiften yaklaşıyor. Kürtlerin hak ve hukukunu sürekli dile getiriyor. Ve meseleye yine toprak temelinde Evet. bakıyor. Bravo. Bazılarının iddiasına göre hani diyorlar ya ki Kürdistan sözünü telaffuz etmiyor. Pek çok defa Kürdistan dedi. Suriye'de Kürdistan sözü pek alışık olmayan bir sözdür. Kürtlerin oturduğu, ikamet ettiği şehirler vardır, bölgeler vardır. Batı Kürdistan son yıllarda telaffuz edilmeye başladı. Eskiden de hep Suriye Kürtleri denirdi. Ve onların yaşadıkları şehirlerden söz edilirdi. Ama mazlum Kobani meseleye toprak temelinde yaklaşıyor. Aynen öyle. Toprak temeline yaklaştıktan sonra kullandığı kelimelerin fazla bir ehemmiyeti de yoktur. Mesela o coğrafyanın haklarının yani coğrafik temelde meselenin ele alınmasıdır. Kürtlerin varlığı ancak bu temelde teminat altına alınabilir. Aksi takdirde ne kadar hak tanınırsa tanınsın, ertesi gün ileride bunlar pekala elden gidebilir. Yine ısrar ettiği çok açıkça dile getirmese de yani Kürtlerin askeri gücünün muhafazasından yana bu da çok önemli. Doğru. Kürtler kendilerine ait bir güvenlik gücüne sahip olmazlarsa kendilerini hiçbir şekilde koruma ve güvende hissetme imkanına da sahip olamazlar. Üstadım sizin sesinizin volümünün az olduğunu düşünüyorlar. Şeylerimize Benim gelmiyor sesim. diyorlar. Biraz sesinizi yükseltir misiniz diye ricada bulunuyorlar. Benim sesim zaten çok fazla bir ses şeyi Yüksek yoktur. bir volüm. Yani siz sesinizi yükseltiniz efendim. Bu bize lazım. Demek istediğim şu, Kürtler kendi aralarında Bravo. barışmalıdırlar. Bravo. Artık Kürtler üsluplarını buna göre ayarlamalıdırlar. Bravo. Birbirlerinde kusur arama yerine birbirlerinin olumlu yanlarını ön plana çıkarmalıdırlar. Bravo. Kürtler arasında düşmanlık çok had safhaya varmış. Aynen öyle. Bu yani kişisel düşmanlıklar işte ne bileyim her türlü düşmanlık var bizde. Bu duyguları aşmamız lazım. Bravo. Bu bizim birbirimizi eleştirmememiz anlamına gelmiyor. Aynen. Eleştirecek. Biz sadece karşımızdakileri değil, kendimizi de eleştirmesini becermeliyiz. Bravo. Ve asıl eleştiri de budur. Aksi takdirde kolaydır benim seni eleştirmem. İnsanlar birbirlerini eleştirmekten ziyade kendi kusurlarını arayarak daha çok yani şimdi senle benim aramdaki ilişkide de bu böyle olmalıdır. Sen kendini gözden geçirmelisin. Ben de kendimi düzeltmenin en güzel yolu budur. Ve mümkün olduğu kadar da eleştiride kırıcı olmamak gerekiyor. Doğru. Kürtlerin bir bu siyasi politik güçlerin ahlakı bozulmuş. Bunlar Kürtlerin de ahlakını bozdular. Aynen. Bozdular. Kürt kültüründe böyle insan ilişkilerine hakaret, küfür, aşağılama şu bu yoktur. Kürtler ben köyde bir problem oldu mu bütün köylüler oturur. Kürt, daha doğrusu köyün ileri gelenleri oturur. Aralarında tartışır ve meseleyi çözerlerdi.
Günlerce tartıştıkları oldu. Doğru. Doğru. Ama nihayetinde meselelerini Bravo. çözerlerdi. Biz de bu kültürümüzü yeniden O demokratik gitmemizi kültürümüzü yeniden evet. canlandırmamız lazım. Tabii. Yani düşün Kürtlerde Rusipilik diye bir Neyse. müessese Aynen vardır. öyle. Yani Rusipi kimdir? Köyün ileri gelenleri, tecrübeli insanları. Bunlar ne iş yaparlar? Abicim, o Bunlar Rusbiye köyün aksakallı mı desek, yoksa ak yüzlüler mi desek? her ikisi de denebilir. Bravo. Rusipi. Yani Rusipi. Yani Rusipi. Kürtçe'de Rusipi. Sakalı beyazlar. Beyaz sakallılar. Aksakallı. Aksakallı. Neyse. Onlar o köyün parlamentosudur. Doğru. Köyün parlamentosudur. Şimdi bu aşirette de böyledir. Tabii yani Kürtlerde bir parlamento kültürü var. Bravo. İlkel de Bravo. olsa parlamento kültürü var. Parlamento ne demektir? Farklı görüşlerin Bir çatı altında. bir çatı altında bir araya geldiği bir mekandır. Ve orada oturur meselelerini görüşür, tartışırlar. Çözüme bağlarlar. Eyvallah. Şimdi biz niye bunu başaramıyoruz? Nerede Kürtlerin Rusipi meclisleri? Aynen. Yani Güney Kürtlerinde bir parlamento var. Tabii bu bizim için çok önemli. O da epey badirelerden geçti. Evet. Ve bizim yani siyasilerin kendi aralarındaki ihtilafların neredeyse kurbanı oluyordu. Eyvallah. Epey de kapalı Evet. kaldı. Bunlar güzel şeyler değil. Bence Üstadım. diğer Evet, buyurunuz. Lütfen buyurunuz. muhaliflere bir birlik çağrısı yapması da güzeldi. Orada bir ön şart Aynen. yoktu. Ön şart yoktu. Güzeldi. Bence muhalifler de milli bir temelde muhalefet yapmanın adabını öğrensinler Evet. artık. Üstadım, bir Ölenleri soru derler. var. Evet. Size şu soru soruluyor. Sayın Murat Karayılan beyefendinin yapmış olduğu çağrıyla alakalı her türlü fedakarlığa razıyız. Ve kurum adına konuştuğunu söylüyor. Bu husustaki şeyi okuma şansınız oldu mu, bildirisini, röportajını? Evet, Hı. okudum. Ne Okudum. düşünüyorsunuz? Şimdi ben mevcut haliyle Kürt siyasi çevre Murat Karayılan'ın çağrısı diğer siyasi güçlere yönelikti. Benim gördüğüm kadarıyla öz itibariyle güzel bir çağrı. Ben buna sevinirim. Ama Murat Karayılan'ın ve PKK'nin öncelikle apoçulukla hesaplaşması gerekir. Yani apoçulukla hesaplaşması lazım. O zihniyet, o fikriyat hakim olduğu sürece ne PKK ile ittifak yapılır, hiçbir meşruiyeti yoktur PKK ile ittifak yapmanın. Apoçulukla PKK hesaplaşmalıdır. Onunla kendi arasına ben Apo'nun avukatlığını yaptığım vakit Apoculara şunu söylüyordum, onların ileri gelenlerine. Hatta Bursa'ya gittim. Bursa'da Sabri Ok ve Muzaffer Ayata ve İsmail Beşikçe de söyledim. Dedim siz Abdullah Öcalan'a sahip çıkın. Her halükarda sizin başkanınızdır, liderinizdir. Ama onun fikrine sahip çıkmayın. Onun fikrine sahip çıkarsanız siz yenilirsiniz. Zaten yenilmiş durumdasınız. Daha da kötü durumlara düşersiniz. Ama onunla mutlaka fikri anlamda ilişkinizi kesmeniz lazım. Ben onun dışında Abdullah Öcalan'la ilişkilerini kesin, kesmeyin demem. Ben şahsen kişi olarak kestim. Kesmekten yanayım. Ama onlara şunu öneririm. Kesinlikle apoculuk felsefesi. Apoculuk devlet tarafından dizayn edilmiş Kürtleri yok etmek üzere kurgulanmış
bir Siz millet şunu mu adam diyorsunuz? evet. Apoculukla Abdullah Öcalan'ın da alakası olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Tabii kesinlikle. Apocu sadece Apocu. Abdullah Öcalan bir tarafından hazırlanıyor. Bunun Yani Sayın aklı Abdullah başına geliyor. Öcalan'la Apoculuk'la da bir alakasının olmadığını söylüyorsunuz. Ya Abdullah Öcalan onun maskesi. Abdullah Öcalan sayesinde onun adına yayınlar Ha, o yapılıyor. çok önemli. O ayrım çok Mesele budur. önemli. Yani Ali Kemal Özcan denen adam Apoculuğun yazarlarından biridir. Ali Kemal Özcan. Bunu Bunlar bu ilk bir şey. Bakın bunu ilk defa duyuyoruz. Ali Kemal Özcan öyle gitmiş izin almış da Erdoğan'dan görüşmüş de yok zaten Yani o aslında tarifi Sayın bile Abdullah Öcalan da bir o apoculuk apoculuğun kurbanıdır. Mı demek ya o istiyorsun? da buradan geçiyor. O da bunun ekmeğini yiyor. Yani rol icabı. O da o rolü Yani oynuyor. Abdullah bir Öcalan yapıp yani da şunu da söylemek isterim. Yani şimdi bunu açığa evet. kavuşmasını istiyorum üstadım. Şimdi konumuz Hayır. bugün Sayın Abdullah Öcalan değil. Konumuz Evet. Mazlum Kobani'nin muhteşem performansı, muhteşem sohbeti sizin Evet. deyiminizle de. Evet. Yalnız konu buraya gelmişken bunu da vuzuha kavuşturmamıza fayda var. Sayın Abdullah Öcalan'la birebir görüşen kimdir? Kim var? Yani mesela bir sürü şey Abdullah Öcalan tarafından izah edildiği veya söylenildiği deniliyor da bunlar gerçekten Sayın Abdullah Öcalan ağzından mı çıktı? Yoksa sizin deyiminizde apoculuk mektebinin ürünleri mi bunlar? Ya o zaman zaman Abdullah Öcalan'la görüşüldüğü oluyor. Ama bu metinler, bu bilgiler çoğunda Abdullah Öcalan'ın haberi bile yoktur. Abdullah Öcalan internet ortamına bak. 100 tane kitabı var. 100 tane kitabı var. Hepsi değişik değişik kalemlerden çıkmış Evet, 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 çıkmış evet. metinler. Yani orada adam 75 yaşında bir adam. Bu kadar kitabı nasıl yazar? Yani bir insan internette sahip olmayan, kitap okuma imkanına sahip olmayan, hücrede bulunan, işte hücrede bir insan makale bile yazar. Bir makale bile yazamaz. Cezaevi öyle kötü bir yerdir. Kitap bile okuyamazsın belli bir süreden sonra. Şimdi 20 tane cezaevinde bir kere bir kendisini direniş örgütü olarak adlandıran ve bir devlete kafa tutan her gün taraflardan onlarca insanın ölümünü söz konusu olduğu bir direniş örgütünün liderinin yani cezaevinde bulunan liderinin verdiği talimatları emir olarak telakki etmek ahmakların işidir ya da hainlerin işidir. Bu devlet Kürt'ün kesene bile izin vermezken Kürtlerin nefes almasını dahi dinlerken, kontrol ederken işte Rojava'da yaptıkları bir Kürt partisinin liderini linç ettiler, tecavüz ettiler, öldürdüler. Onlara bunu yaparken Abdullah Öcalan'a bu kadar büyük büyük imkanların tanınmasını nasıl sen Yani işin gerçeği o kadar şimdi imkan tanındığıyla alakalı da çok fazla şey değil. Yani sizin deyimi bunu bir gün uzun uzadıya konuşalım ama günümüz o değil. Siz Mazlum Kobani beyefendinin generalimizin performansını doğru olarak değerlendirdiniz mi? kesinlikle bence muhteşemdi. Biraz önce de dediğim gibi son derece mütevazı bir Evet. insan. Çok böyle şirin değil mi? Çok böyle çok Tabii. Kürt yani Zaten mütevazi, şirin. kaliteli insanların duruşu budur. Kendi halindedirler. Kimseye şey etmezler ki üstün görmezler Evet ben kendisini. Sayın Öcalan Kimseden. dedim. Sayın Evet. Zana Yaruk. Evet. Ha demeye de devam edeceğim. Evet abicim. Yani ben de çok hoşuma gitti. Böyle yüreğim ısındı. Daha da ısındı. Peki üstadım. Size müteşekkirim. Sizin bu Ben görüşleriniz de mükemmeldi, sağ olun, güzeldi. var olun. Eyvallah. Ben Ellerinizden öptüm. Çok sağolunuz. de hocam Eyvallah. rica ederim. Selim abicim, buyurunuz. Selim abi neredesiniz? Ha, buradasınız.
Selim Selim ağa, Selim ağa, keki Selim Hirami. Hayrami. Fermiyordu. Yani Seni. Spasiker. Spasiker. Herbici. Herbici. Buyurunuz, Buyurunuz sizi sizi dinliyoruz. dinliyoruz. Bize nasıl muhteşem muhteşem bir sohbet sohbet yapacaksınız. Yapacaksınız. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Konu Ha, Ahmet konu Bey'le. bir önce ben sorayım o zaman. Üstadım, Ahmet şimdi Bey'le siz Sayın Mazlum Koba, General Mazlum Koba'nı dinlediniz. Evet. Şu veya bu şekilde bir kısmı da olsa dinlediniz. Evet. Değerlendirdiğiniz kadarıyla nasıl bir şey, nasıl bir performans gördünüz? Mazlum Kubani'nin yani böyle ideolojik, işte onu bunu düşman gören, onu bunu hain gören bir bakış açısı yoktu. Bu iyi bir şeydi. İyi bir performanstı. Güney Kürdistan'la ilgili olumlu mesajlar verdi. Suriye konusunda, yani Suriye'nin bütünlüğü içerisinde kalacaklarını, Suriye'nin Kürtlerin haklarını işte tanıması gerektiğini, işte o toprakların adının da Kürdistan olduğunu söyledi. Bunlar da tartışılabilir. Yani genel olarak olumlu gördü. Ama keşke bu sözleri, bu bakış açısı bundan 5 yıl önce söylenmiş olsaydı ve 5 yıl önce bu sözleri söylemekle birlikte bu sözlerin gerekleri yerine getirilmiş olsaydı. İnan ki eğer öyle olmuş olsaydı bugün ne Afrin gitmiş olacaktı ne de Kürdistan'ın yarısı işgal edilmiş olacaktı. Şimdi ben sabahleyin bir haber okudum. Murat Karayalan, yani evet, KCK'nin, onu da soracağım. Evet, KCK'nin yöneticisi veya işte diyelim KCK'nin sorumlusu Murat Karayalan bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bütün Kürt örgütlerinin bir araya gelmesi, yani gelsin diyoruz veya Kürt aydınlarından bir komite oluşsun. Bu komite de Kürtler arasında bir birliği sağlasın. Biz de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız dedi. Ve haberi ben Nerine Azat'tan okudum. Nerine Azat da bazı resimleri koymuştu. Baktım Karayılan'ın açıklamasında o, yani kişilerin, işte Kürt aydınlarından kişilerin ismi yoktu. Yani İbrahim ama Güçlü, resimleri vardı. Ha, İbrahim Güçlü, işte İsmail Beşikçi, Jean Dost gibi kişilerin isimleri vardı. Başka tanıdığım kişilerin. Bunları zannedersem Nerine Azat bunları koymuştu. Eğer Nerine Azat böyle bir şey yapmışsa bu iyi bir şey değildir. Yani diyelim ki niye bunu yapıyorsunuz? Yani işte biz böyle istiyoruz demekle haber olmaz. Objektif olmak gerekiyor. Fakat gerek Mazlum Kubani'nin söylediklerinin karşılığı olabilmesi için, gerek Murat Karayalan'ın karşılığının olabilmesi için, bu benim görüşümdür. Ben söylüyorum ve ben bunu tartışmak istiyorum. Bravo. Önce Kandil'deki yöneticilerin silahlı mücadeleyi durdurmaları lazım. Murat Karayılan kamuoyunun karşısına çıkmalı ki ey dünya kamuoyu, biz bugünden itibaren silahlı mücadeleyi durduruyoruz. Yani kimseyle pazarlık, işte Türkiye gelsin bizimle konuşsun falan filan değil. Silahlı mücadele Murat Karayılan'da, Mustafa Karasu'da, Haydar Kaytan da, Duran Kalkan da, Cemil Bayık da çok iyi biliyor ki Kürt halkına zarar veriyor. Neden zarar veriyor onu gerçekten görmemiz lazım. Şimdi şu anda dünya çapında harekete geçmiş, dünya çapında Kürtlerin haklarını isteyen bir 10 milyonluk bir kitle var. Bu 10 milyon kitlenin
siyasal ve diplomatik faaliyeti silahlı mücadeleden bin kat daha tesirlidir. Ve ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti PKK'nın terörist olduğunu söyledi, bunun çalışmasını yaptı, Avrupa'da çalışmasını yaptı, Amerika'da çalışmasını yaptı, dünyada çalışmasını yaptı. Ama Kandil'dekiler ister bilerek ister bilmeyerek, bazı yurtseverler bilmeyerek diyebilir. Benim gibiler ise bilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin politikasına hizmet eden eylemler, şiddet eylemleri yaptılar ve PKK'yı terörist olarak damgalattılar. PKK'yı sadece, yani bunu özellikle ayırmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti, Kürtler silahlı mücadele de yürütmeseler onun gözünde teröristler, Kürtlerin hakkını istedikleri için. Ya bunu demiyorum. Dünya çapında terörist olarak damgalamaları Türkiye devletinin politikasına hizmet eden eylemler yaptıkları için ve hizmet eden bir örgüt yapısı inşa ettiklerinden dolayı terörist olarak damgalanmışlar. Dolayısıyla bunların yeri yeryüzünde politik arenada yoktur. Bu halleriyle silahlı mücadeleyi terk etmedikleri müddetçe kimse de onlarla ne işbirliği yapar ne de birlik yapar. Yapan da terörist olmak zorundadır. Ve damgalatılır. Onun için silahlı mücadele, sen çatlak tüfek vermiştin gençlerin eline, gidiyor orada çalışıyor, onbaşı öldürüyor. Üstadım, bir gidelim. Şimdi siz diyorsunuz ki PKK, Partiye Kartveli Kurdistan acilen silahlı mücadelede artık miadını doldurduğuna dair bir açıklama yapsın. Evet. Soru bir, neden? İki, İki, devam devam ederse ne etmesen ne olur? olur? Üç, Üç, silahlı silahlı mücadele mücadele bırakırsa bırakırsa Rojava'daki Rojava'daki silahlı silahlı direniş direniş ve ve Türk Türk işgali ne olur? işgali ne olur? Şimdi Rojava'da meşru bir yapı var. Meşru. Ha, meşru bir yapı vardır. Bravo. Rojava Bu çok halkı önemli. şuyu buyu halkı direnmiştir. Daesh'e karşı bir biçimde Suriye'de orada çekilmiştir. Rojava eğer PKK bırakırsa meşrulaşır. Kimse onları terörist olarak damgalamaz. PKK'nın Sana TC'den başka kimse de demiyor. kimse demiyor. Evet. Demiyor. Fakat PKK terörist olarak damgalanmış PKK. Bak, özellikle vurguluyorum. Terörist olarak damgalanmış ve bu damgalanma sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bir becerisi sonucu oluşmamış. PKK içindeki yapılan Türkiye Cumhuriyeti politikasına hizmet ederek bu durumu gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bu Suriye Kürdistan'da ve Güneybatı Kürdistan'daki Kürtlerin durumunu da olumsuz yönde etkilemektedir. Ha, o zaman bunu Gerekçelendirmek gerekçelendirmek lazım. lazım. Yani Yani üstadım, özür dileyerek bir şey üstadım bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Benim Benim söylediklerim sizde söylediklerim yankı sizde yankı yapıyor. yapıyor. Sizin Sizin kulaklık kulaklık takma takma şansınız var şansınız mı var mı acaba? acaba? Kulaklık takma şansım var. Çok iyi Çok olur. iyi olur. Çok iyi Çok olur. iyi olur. Var, ama eğer tabii kulaklığı bulabilirsem Tamam. bir bakayım. Lütfen. Lütfen. Yani Yani bu bir bu bir görüştür. görüştür. Lütfen Lütfen şey görüş yapmayınız. yapmayınız. Bu Sayın Selim Sayın Selim Çubukkaya Çubukkaya ait, ait sadece sadece ona ait ona bir ait görüş de bir değil. görüş de değil. Bu Bu görüş görüş nereden nereden çıktı? çıktı? Maalesef. Sayın Sayın Murat Murat Karakinan'ın Karakinan'ın evet. çağrısı Çağrısı üzerine üzerine kimi kimi Kürt bilim bilim insanları, insanları, görüş görüş aydınları aydınları bu bu fikire fikire yakın yakın duruyorlar. duruyorlar.
Şimdi şu anda ses geliyor mu? Yok, yankı. Ha. Benim sesim bana geri geliyor. Özür diliyorum. Ha, şimdi belki de sizden kaynaklanıyor. Niye Bende kulaklık var üstadım. Niye benden Siz diyafonla konuşuyorsunuz ya, onun için. Bir dakika. Yani benim bu Meret çok karışmış. Tamam, sıkıntı yok. Siz konuşun. Biz sizi dinliyoruz. Evet. Ben sessiz Şimdi kalayım. silahlı mücadele durdursalar ne olur? Bir kez Türkiye Cumhuriyeti'nin elindeki koz, yani PKK teröristtir, işte PKK adam öldürüyor, işte PKK şiddet yapıyor, şudur budur falan, kozu elinden alınmış oluyor. Şimdi diyelim ki buna karşı arkadaşım Mustafa Karasu veya işte Cemil Bayık veya Duran Kalkan, bunlar diyebilirler ki ya işte biz bilmem şu tarihte ateşkes ilan ettik, bu tarihte ateşkes ilan ettik falan. Bir sürü sayabilirler. Fakat ben bu arkadaşlarıma söyleyeyim ki kendileri hiçbir zaman bir ateşkes ilan etmediler. Ateşkeslerin hepsini Abdullah Öcalan birlikte çalıştığı Ergenekoncularla birlikte yaptı ve hiçbirisinin bir sonucu olmaz. PKK'yı içten tasfiye etmek için, yurtsever Kürtleri imha etmek için yapıldı. Onun için o konuları ben tek tek masaya yatırıp anlatabilirim. Ama biz Gerek yok derinlere üstadım. Hiç bunlara girmeyelim. gerek yok. Ha, onlara Biz gerek şu yok. andaki Şimdi olumlu ve Kürdistanlılığı konuşalım. evet, bugün PKK açıklarsa ben bugünden itibaren silahları bırakıyorum. Silahlı mücadele vermeyeceğim. Politik mücadele vereceğim. Ortalıkta bir Kürt sorunu var. 40 milyon insanın sorunu var. Türkiye devleti terör bahanesiyle insanları katlediyor. İşte ben silahlı mücadeleyi bıraktım. Kürt halkı, dünya bu sorunu çözmelidir. Peki üstadım, burada bir sıkıntı var. Rojava'daki Rojava'daki silahlı silahlı mücadele ne mücadele ne olacak? olacak? Rojava'da kime karşı silahlı mücadele var ki? TC'ye TC'ye karşı, karşı, kendini kendini korumak için, korumak yarın için. Suriye'ye karşı. Ya şimdi eğer ki orada ben sana diyorum ki bir ordu kurulmuş, Ha. bir yönetim var. Ha, o Yani kalacak yani. birileri o yönetimi yıkmaya giderse elbette kendini savunmalıdır. Ama şimdi Ha. Rojava Türkiye'ye bugüne kadar hangi saldırıyı yapmıştı? Yani Hayır, onu Suriye'de. birine, o Hayır, zaman o onu zaman onu bir bir daha daha açık açık bir bir şekilde, şekilde. çünkü Ya işte böyle böyle sorular var. sorular var. Böyle Böyle sorular var. sorular var. Şimdi bak ben diyorum ki orada bir yönetim var. Yani Evet. ben PKK Meşru. silahlı mücadeleyi bırakmalı diyorum. Yani Suriye'deki Kürtler PYD veya işte mazlum değil. Evet. Bravo. Ha şimdi bunlar bugüne kadar mesela sen hiç Nusaybin'den PYD'lilerin veya mazlumun askerlerinin gidip Suruc'a saldırdığını gördün mü? Yok. Antep'e saldırdığını gördün mü? Hayır. Herhangi bir yere, yani Türkiye'ye saldırdıklarını yapmadılar. Evet. Ha, şimdi orada oturmuş bir yapı var. Eğer Türkiye Cumhuriyeti ve Esad gider buraya saldırırsa bir devlet veya devlete benzer bir yapı nasıl kendini savunacaksa onlar da elbette kendini savunacaklar. Fakat sorun Kandil'deki o beş kişinin bu Kürt halkına hizmet etmeyen, Kürt halkına zarar veren, Kürt halkını terörize eden, Suriye Kürtlerini terörize eden, bizi terörize eden, bak onların yüzünde ben bile 50 tane cinayetten aranıyordum. Hepimizi terörize eden o silahlı savaşa son verme açıklamasını yapmasıdır. Ha, yani bu açıklama yapıldıktan sonra ben diyorum ki Türkiye devletinin politikası iflas eder. Türkiye devleti sana terörist damgası vurmuş. Bu terörist damgasıyla Kürtleri öldürüyor, Kürtleri katlediyor. O zaman diplomatik kapılar sana açılır. Şimdi kimse seni muhatap almaz. Murat Karayılan 80 sene orada kalsın. Kimse Murat Karayılan'ı muhatap almaz. IŞİD ne dedi?
Trump ne dedi? Dedi PKK IŞİD'den daha tehlikelidir. Niye bunu dese? Adamın bir bildiği vardır. Hmm. Yani Recep Tayyip Erdoğan mı gitti Trump'ı kandırdı? Zannetmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri TC'ye kanacak bir ülke değil. Şimdi bazı şeyleri açık açık dile getirmek lazım. Ve şu anda hazır Sayın Murat Karayılan'ın bu açıklaması varken bunu konuşmakta fayda var. Evet. Ben yani, ben de o kanattayım. Yani bak ne olur. Yarın bunlar silahlı çatışmaları durdursalar. Yani biz silahlı çatışma evet. yapmıyoruz. Hı. Biz silahlı çatışmayı durdurduk. Evet. Birincisi. Biz Kürt sorununun politik olarak çözülmesini istiyoruz dedikleri zaman. Evet. Mesela Türk devleti kime karşı operasyon yapacak? Halka karşı yapmak zorundadır değil mi? Aynen. Ha, bunu artık bak bugün de kimse yani bak dünya öyle küçülmüş. Amerika, Avrupa her şeyi yani operasyonun askerlerin hangi köye girdiğini, orada neler yaptığını onu bile seyredenler var. Hı, doğru. Ha, bir gün der terör, iki gün der terör. Ulan adama derler adamlar silahlı mücadeleyi vazgeçmişler. Sen kimi kandırıyorsun? Hmm. O çatışmanın olduğu yerde konuşmanın ne bir tesiri vardır ne de kimse konuşanı dinler. Ama silahların sustuğu bir yerde konuşmaya insanlar önem verir. Önem verir. Buradan kastınız tabii şimdi bunu yanlış de değerlendirebilirler de kastınız TC değil tabii konuşmaya değer verenler dünyanın hakimiyetini elinde tabii, bulunduran devletlerdi kastediyorsunuz. Tabii. Şimdi ha. mesele bak mesele bunu söyleyiniz çünkü mesele, anlamıyoruz. Anlamıyor mesele bak diyorum ki 10 milyon Kürt 10 milyon Hı. Kürt sorununun bir biçiminde çözülmesini çözüm bu soruna bulunmasını istiyor. Hmm. 10 milyonluk gücü sen politik olarak bir hareket, iki hareket ve Kürt hareketleri onları harekete geçirebilirse bunun gücü çok büyüktür. Hmm. Bunun gücü çok büyüktür. Sen silahla diyelim ki diyebilirsin yani kendi kendine diyebilirsin ya bak işte silahlı mücadele verdim diyelim ki halk uyandı veya bir potansiyel oluştu bunu da diyebilirsin. Ama evet. bütün silahlı yani mesela diyelim ki toptan mı karşı çıkmalıydık silahlı mücadele hiç olmamalı mıydı? Mesela ben elimi vicdanıma koyup söylüyorum ki 70'lerde, 74'lerde, 75'lerde, 80'lerde hele 12 Eylül geldikten sonra halk susturuldu, bastırıldı, devlet şiddeti, devlet şey öyle şey ki 3 kişiyi sen bir araya getirmiyordun. Silahlı mücadele bazı kasabalarda başladı. Yavaş yavaş cezaevleri, direnişleri derken korkuyu kırdı. Doğru. İnsanlar sokaklara döküldü. Bundan sonra politika devreye girmeliydi. Yani politika devreye girmeliydi. Başka yollar devreye girmeliydi. Uluslararası kamuoyunu etkileme, diplomatik görüşmeler yapma, sorunu uluslararası kuruluşlara götürme. Bunlar senin çatpatından çok çok artık önem kazandı. Evet. Şimdi Mazlum Kobani generalimiz bir satırında şöyle dedi. ABD askerleriyle ABD askerleri bizimle çalışıyor. Fakat siyaseten TC'ye daha yakınlar. Siyasi kadrosu. Evet, onu ben şöyle değerlendiriyorum. ABD baştan beri yani Suriye Kürtlerini politik bir aktör olarak tanımamış, tanımadı. Hı. Hı.
askeri bir aktör olarak gördü. Hı. Ha, şimdi politik bir aktör olarak görmüş olsaydı, biliyorsun Suriye sorununun çözülmesi için pek çok toplantı yapıldı. Bu toplantılar Cenevre'de yapıldı, Riyad'da yapıldı, Astana'da yapıldı. Suriye'de küçücük örgütler bile gitti, bu toplantılarda yer aldı. Yani Suriye'nin kaderini belirleyen toplantılardı. Şimdi de anayasa yazılıyor. Evet. Fakat PYD'ye götürülmedi. Ha şimdi diyelim ki PKK tarafı şimdiye kadar kendi kitlesini şöyle kandırdı. İşte Türkiye bırakmıyor ki biz gidelim. Şimdi bu dünyayı idare eden Türkiye değildir. Cenevre toplantılarını organize eden de Türkiye değildir. Hı hı. 16 ülkeden bir tane gözlemciydi Türkiye Afrin toplantısı öncesi. Dolayısıyla askeri aktör olarak sadece görüldüğü, politik bir aktör olarak görülmediği, daha derinine inersek, İtalyalı diplomat o görevi aldığı zaman Suriye'deki bütün örgütlerle görüştü ve Birleşmiş Milletler Suriye'de var olan örgütlerin bir listesini oluşturdu. Bu listeye göre muhalif örgütler, terörist örgütler ve rejim yanlısı örgütler ayrımı yapıldı. Terörist örgütler silah zoruyla ortadan kaldırılacaktır. Rejim yanlısı örgütlerin temsilen rejimin kendisi toplantılara katılacaktır. Ve muhalif örgütler ise toplantılara katılacaktır biçiminde bir sonuç çıktı. PYD bunu, PYD veya PKK bunu kamuoyunda gizlendi. Yok dedi, Türkiye bizi şey yapmıyor. Mesela en az PYD'den biraz daha az şeye karşı mücadele veren Hizbullah vardı. İran'a bağlı Hizbullah da savaştı yani. İran'ın desteğiyle IŞİD'e karşı savaştı. Mesela kimse Hizbullah'ı da o toplantıya götürmedi. Çünkü onlar adına da rejim konuşuyordu. Şimdi Amerika uzun süre PYD ile birlikte çalıştı. Fakat bana göre yani siyasi olarak şey yapmaması Amerika'nın kötülüğünden yani askeri destek veriyor fakat siyasi olarak onları şey yapmıyor yani meşrulaştırmıyor. Bana göre bu Amerika'nın kötülüğünden değil, PYD'nin bu rolü yani ben askeri bir aktör tek değilim, siyasi aktörüm de dememesi bir projeyi dünya kamuoyuna açıklamamasından kaynaklanıyor. Bakın adı bile Suriye Demokratik Güçleri'dir. Şimdi sen kendine Suriye Demokratik Güçleri dersen, yani Amerika ilahi niye sen değilsen Kürdistan'sın? Ve bugüne kadar Amerika hiçbir zaman PYD'ye bir Kürdistan'ı kurun, biz size yardım edeceğiz de demedi. PYD de Amerika'ya, Amerika sen bana yardım et, ben Kürdistan'ı kuracağım demedi. Dediler ki IŞİD gelmiş sizi katlediyor, biz size silah vereceğiz, siz bunlara karşı savaşın. Amerika silah veriyor, onlar savaştılar. Yani bütün sebep IŞİD miydi? Bütün sebep IŞİD'di. Ağır bir ifade oldu. Üstadım, Kürt halkı inadını bu mücadeleden, bu mücadeleyi terk edip yok Bismillah milli mücadele son verdi diyerek yarın IŞİD gibi bir grup daha çıkıp da Kürt kadınlarını İran meydanlarına satışa sunarsa, evet, bunlara kim ve diğer veya kimler sebep olur lütfen Selim Bey'e sorar mısınız diye sorar Hakim Kartal. İşte ben de diyorum ki, yani tam ben soruyu anlamadım. Yani sizin silahlı mücadeleyi bırakmanız çağrısı üzerine, evet, Kürt halkı endişe duydu. Kürt halkı şunu soruyor. Bizi şu anda koruyan bir silahlı gücümüz var. Eğer biz bunu da bırakırsak galiba Rojava'daki silahlı mücadelenin de bırakılması gerektiğine dair sanki böyle bir şey anlaşıldı diye böyle soru soruluyor. Halbuki siz
söz konusu Rojava'dan ve şu bir yönetim var. Kandil'le alakalı. Kandil'dekilerin silahlı mücadeleye son verirlerse ben Kürtlerin devletleşeceğine inanıyorum. Bravo. Bizi DAEŞ'in saldırılarından koruyacak. DAEŞ gibi başka devletlerin saldırısından bizi koruyacak devlettir. Kandil evet. değil. Kandil bizi hiçbir saldırıdan korumadığını, bütün saldırılardan bizi yendiğini bu arkadaşın bilmesi gerekiyor. Evet. Peki Hüsam. Mesut Barzani'nin açık söyleyeyim. Evet. Şeye Kubani'yi ve şey mazlum Kubani'yi destekleyebilmesi için PKK'nın silahlı çatışmalardan vazgeçmesi gerekir. Yoksa yapamaz. Mesut Barzani'yi de terörist ilan ederler. Bunu bilmesi lazım. Bunu Cemil Bayık şimdi kendi kendine diyor ya işte biz insanlık hareketiyiz. Öyle ki dünya seni öyle görmüyor. Ya dünya senin insanlığı mahvettiğini söylüyor. Sen bunu niye duymak istemiyorsun? Ve sen de kendin de biliyorsun ki silahlı yani o yani Kuzey Kürdistan'da diyorum. Sen onunla bir yere varamazsın. Sen o silahlarla sadece senin yanında olanları korkutup kendi onların üzerinde yönetim sağlamak istiyorsun. Anladım. Olay bu. Anladım. Peki üstadım. Sizin bu çağrınızı bu hafta boyunca ve önümüzdeki hafta boyunca işleyeceğiz gibi geliyor bana. Kürt halkı bunun üzerine konuşacak. Kürt ulusu. Yok benim görüşüm ben diyorum ki siz söyleyin yani bu doğru mu? Ben bunu düşünüyorum. Tartışmak ben bunu istiyoruz. Bunu tartışmak Kürt istiyoruz. Kürt halkının yararına olacağını söylüyorum. Aynen. Türkiye devletinin elindeki kozları elinden almanın tek yolu olduğunu söylüyorum. Evet. Onun politikasını boşa düşürür. Ondan sonra mazlum Kubani rahatlar. Ondan doğru. sonra politik kapılar ona açılır diyorum. Aynen. Yani bunu tartışalım Kürt ulusu olarak bunu tartışalım kendi aramızda aydınlarımızla. Ben sizin bu çağrınızı bilahare bütün benim ulaşabildiğim bütün bilim insanlarına, Kürt bilim insanlarına ve aydınlarına kendimce ulaştıracağım. Bir tartışma platformu oluşturalım. Halkımız da bu platformun içine dahil olsun. Görüşlerini ifade etsinler. Bakalım nasıl bir ortak akıl çıkar. Yani Murat Karayılan'ın dediği birlik. Sana burada peşinen söyleyeyim. Silahlar bırakılmadığı müddetçe kimse hiçbir Kürt örgütü birliğe gitmez. Anladım. Gidenin de bir faydası olmaz. Oluşacak evet. bir birlik de yürümez. Anladım. Olay budur. Fakat bunu bazı arkadaşlar ya ben demiyorum ki Suriye Kürdistan'da insanlar silahlar bıraksın. Burası zaten bir ordu olmuş, meşru bir meşru bir silahlı gücümüzdür. Suriye Kürdistan'da kendisini daha da meşru yapmak için çok partili bir düzene geçsin. Tek partili düzende o Kuzey Kore'de bir tane serseri kalmış. Evet. O kalmış. Başka da dünyada böyle bir sistem yoktur. Yaşayamaz. Biliyor musun? Kendi halkına felaket getirir. Çok partili bir düzene geçsin. Kürt halkına güven versin, oradan kaçanlara kapı açılsın, can güvenlikleri sağlansın, ondan sonra diğer Kürt örgütleriyle bir koalisyon kursun ve bu koalisyonun güdümünde bir milli ordu oluşsun. Bravo, bravo. O zaman, bunlar güzel nasihatler, güzel ifadeler. O zaman ifadeler. Sen Suriye'de pazarlık yapabilirsin, yani ben Suriye'de pazarlık yapabilirim, ilahi direktmen bağımsızlık ilan etsin. Demiyorum. O zaman senin Suriye ile pazarlık yapma imkanın doğar. Bu haliyle kimse senin pazarlık yapsa bile göstermelik bir pazarlıktır. Sana vatandaşlık dışında kimse bir şey vermeyecektir. Anladım. Olay bu. Ondan sonra ikinci bir şey PKK silahlı mücadeleyi bıraktıktan sonra Güney Kürdistan daha kolay konuşabilir. Kürt hakları konusunda mazlum Kubani daha cesaretli de daha yani
sözlerinin karşılığı olur, diplomatik kapılar açılır ve Türkiye devletinin 40 yıllık söylemi suya düşmüş olur. Yani bu çok önemlidir. Ben çok, doğru. Önemli buluyorum. Doğru. Şimdi size kısarlar da bugün bazıları size şimdi kısa da bile bu, ben şahsen bu ifadenin çok çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Değerli bulduğumu söylemeliyim. Kıymetli. Kazanlara ben şunu şimdi, söyleyeyim. Evet. Kazanlar bunu söyleyeyim. Çat pat iki tane asker, üç tane sivil, beş tane asker 40 yıl gibi böyle devam eder. Bu şekilde sürer. Ve devlet de Cemil'i bahane eder, Hakkari'deki köylüleri öldürür. Bunun dışında bir sonuç mümkün değildir. Silahlı mücadelenin amacı bir Aysel Çürükaya hanımefendi bir görüş ifade etmiş. Soru değil, görüştür. Bu silahlı güç, yani galiba bahsettiğimiz kastettiği silahlı güç YPG olsa lazım. Bağımsız Kürdistan mı istiyor yoksa demokratik bir Suriye için mi savaşıyor? Sayın Çürükaya hanımefendi, benim kanaatim şudur. İçi dışıyla Kürt bir ordudur fakat şu anda real politik itibarıyla demokratik bir Suriye'nin parçası olarak kendilerini ifade ediyorlar. Bu bir merhaledir. Bu ila nihayet böyle olacaktır. Olacak anlamına gelmiyor. Benim kanaatim. Katılımınız için müteşekkirim. Şimdi tabii buyurun. Ben Suriye'ye bir kere bak, Irak şimdi federasyon yok mu? Evet. Şimdi Irak demokratik midir? Değil. Değildir. Yani Suriye, Irak, Türkiye gibi ülkelere demokrasi uğramaz. Doğru söylüyorsunuz. Bunu kendimizi kaldırmayalım. Aynen. Şimdi biz Kürtlerin ulusal talepleri... Bravo. Biz ulusal taleplerimi önce bir liste haline getirelim. Evet. Bunu sömürgeci devletler eğer bunları vereceklerse... Biz bu konuda evet. Anayasal bir şey haline, garanti haline gelsin. Evet. Biz onu kabul edelim. Eyvallah. Ya bunu senin sahip olduğun ulusal güç... Evet. Ve uluslararası güce bağlıdır birisini seninle konuşup konuşmaması. Evet. Yani sen ulusal güçlerin hepsini kovmuşsan, ondan sonra uluslararası güçler de şu anda bakın bunu yanlış tahlil etmememiz lazım. Şimdi Amerika kamuoyunda, Avrupa kamuoyunda Kürtlere yönelik bir sempati, bir destek kamuoyunda, hükümet düzeyinde şunlar bunlar vardır. Fakat bunlar nasıl vardır? Yani Kürtler işte Batılılara yardımcı olmuşlar, IŞİD'e karşı savaşmışlar. Şimdi de Türkler tarafından katlediliyorlar. Katledilmesinler. Aynen. Şimdi tamam, katledilmemizden daha iyidir. Peki katledilmedik, Esad'a teslim edildik. Bu yani iyi bir şey midir? Biz Beye'de 10 bin tane ölü vermiş. Yani Esad'a teslim olacaksak, hiçbir hakkımız, ulusal hakkımız olmayacaksa, Suriye'de işte seni vatandaş etti. Zaten Suriye anayasasında herhalde biz Suriye faşist devletiyiz diye yazmayacak. Diyecek Suriye laik, demokratik, ondan sonra insan haklarına saygılı bir devlettir diye yazarlar. Bu bütün anayasalarda var. Evet. Ama Türkiye'de bunların hepsi yok mu? Doğru. Türkiye'de anayasa... Kağıt üzerinde demokratik suçtur. Bir ülke canım. Tabii canım. En demokratik ülkelerin anayasalarından alınmış bir anayasadır. Evet. Peki Türkiye demokratik midir? Evet. Faşist ülkelerde bile... Daha kötü bir yönetim vardır. Evet, evet. Yani bundan dolayı her şeyin başı. Biz bak tarih sahnesinin Kürtlerin çıkma imkanı vardı tarih sahnesine. Evet üstadım. Fakat Cemil Bayık... Üstadım son 5 dakikam, 5 dakikanız var. Rica ediyorum sizden. Tamam. Buyurunuz. Yani ben gene tekrarlıyorum. Lütfen. Cemil Bayık ve
Kandil'deki 5 kişinin yürüttüğü Adana silahlı mücadele denilen şey Kürt halkına zarar veriyor. Türkiye Kürtlerine zarar veriyor. İran Kürtlerine zarar veriyor. Suriye Kürtlerine zarar veriyor. Güney Kürtlerine zarar veriyor. Güney Kürtleri susuyorlar. Bak kimse PKK aleyhine sen Rudav'da veya herhangi bir televizyonda PKK aleyhtarı tek bir yayın görebilir misin? Yoktur. Yoktur. Susuyorlar. Bak onların, asil bir suskunluk var. Onların 200 tane köyünü ele geçirmişler. Yarısını da Türkiye Cumhuriyeti'ne kaptırdılar. O 200 köyün yarısını Türkiye Cumhuriyeti gitti. Orada karakollar kurdu. Şimdi silahlı mücadeleyi durdurduğu gibi Güneyliler biz Türkiye Cumhuriyeti'nin oradan çekilmesi tartışmasını başlatacağız. Neye dayanarak orada duruyor? Diyor ki teröristler diyor burada geliyorlar benim karakolumu basıyorlar. Sen engellemeyeceksin. Ben uluslararası hukuka dayanarak kendim gelip orada karakol kuruyorum. Sen bir şey yapamazsın. Evet. Bizim bilmediğimiz bir var. Evet. Sen silahlı çatışmayı durduğun zaman ne diyecek? Evet, evet, evet. Evet. Bak, o tartışma başlar. Ondan evet. Sonra bu potansiyelle sen büyük işler yaparsın. Onu yaparsın. Bravo. Uluslararası bravo. Diplomasiyi yürütürsün. Galiba Murat Karayıran'ın çağrısında da böyle bir talep, böyle bir daha doğrusu böyle bir talep değil miyim de böyle bir şey. Yani fedakarlığa hazırız diyorlar. Peki. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Tamam. Ellerinden öptüm. Eyvallah çok sağ ol. O güzel bıyıklarını benim için öptüm. Görüşürüz sağ abicim. Sağ olasın. Zoyu üstadım. Sayın Halil Baran. Buyurunuz üstadım. Evet, evet. Neredesiniz? Sayın Halil Baran. Ferman Çürükaya hoş geldin. Sayın Halil Baran neredesiniz? Halil Baran. Zuhu Üstadım. Evet. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Sayın Halil Baran. İbrahim Halil Baran. Durunuz bakalım. Buyurunuz üstadım. Hoş geldiniz. Muhteşemsiniz. Çok muhteşemsiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Muhteşem Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim Muhteşem Bey. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Merhaba ve merhaba hamu milletime kurdistane. Serçama, serçama, hoş geldiniz. Sağ olun, spas. Generalimizi nasıl buldunuz? Canlı yayın performansı olarak biraz sönük buldum. Daha güçlü mesajlara, daha güçlü bir duruşa ihtiyaç var. Ama muhtevası çok çok iyiydi. Tabii bu tür bir imaj çalışması için de zaman gerekecek. Ben başarılı buldum, iyi buldum, sevindim. Pür dikkat dinledim, sonra tekrar dinledim program bittikten sonra. Gözden kaçırdığım bir şey olmasın diye. Gayet iyiydi. Ayrıca bu röportajın, böylesi geniş bir röportajın Rudav TV'ye verilmesi de iyi bir şey. Zira hatırlarsınız önce Rudav, sonra Kürdistan Bistüçar, Rojava'da yasaklı yayınlar haline getirilmişti. Evet. Muhabirlerinin bazılarının bazı bölgelere girmesi engellenmişti. Evet. Kürtler arasında oluşan bu birlik, beraberlik, işbirliği kültürü güzel bir noktaya taşındı ve karşılığını buluyor. Bravo. Böyle bakmakta da fayda var. Evet üstadım. Peki üstadım konuşması içeriğiyle yani neler söyledi bize? Biz ne anlamalıyız? Yani benim altını çizdiğim
Birkaç nokta var. Lütfen. Her şeyden önce General Mazlum üstüne basa basa Kürtler, Kürtlerin toprakları ve Kürtlerin haklarından bahsetti. Kolektif haklarından bahsediyor. Bahsettiği şey bireysel haklar değil. Bu çok çok önemli bir şey. YPG'nin de artık, daha doğrusu nasıl diyelim, General Mazlum ve ifade etmiş olduğu yeni hakikat, şimdiye kadar PKK'den, işte Kuzey Suriye'den, Tevdem'den, YPG'den, PYD'den duyduğumuzun dışında bir dil. Çok önemli. Halkların yerini ilk kez Kürtler aldı. Yani bizim yıllardır söylediğimiz gibi. Ve oradaki diğer azınlıklardan bahsederlerken de Kürtler onların hamisi şeklinde bir yaklaşım mevcuttu. Suriye, Beşar Esad, Şam yönetiminden vesaire falan bahsedilirken özellikle yani Kürtler, Kürtlerin toprakları, Kürtlerin hakları, bu çok çok önemli bir noktaydı. Burada bir virgül koyabilir misiniz üstadım? Şimdi bu lütfen. Savaştan önce, bu savaş esnasında sizin ve sizin gibi düşünen, sizi seven kardeşlerinizin veya yaşça sizden büyüklerin, sizin fikirlerinizin istifade edenlerin General Mazlum hakkında söylediklerinizi tasdik ettiklerinden dolayı çok hakaret içtiler. Şimdi haklı çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Khaled Çetinkurdi diyor. Khaled Çetinkurdi diyor ki biz Rojava direnişi ve General Mazlum Kobani hakkındaki görüşlerimizde haklı çıktık. Evet. Ve haklıyız. Sayın İbrahim Halil Baran hocamıza selam ve saygılar. Saygılar bende. İkinci virgül ve bitiyor ve siz devam edin lütfen. Hacı Kardohi Aşli der ki Hevidarın tütsübe evari vi vakti bibi mevani aradi aşli. Bale es sıba evarici mevani radyoya aşli mi? Ser çağla. Gerçekten öyle oldu. Yani biz aslında nasıl bir şans tanıdık da demeyeceğim. Mesela PKK, onların kahraman askerleri, kahraman gerillaları, yöneticileri, tarihin bir devrine kadar fikirlerine katıldığımız yöneticileri, sonra Kürdistan'dan saptıkları için fikirlerine katılmaktan vazgeçtiğimiz yöneticileri, biz yıllarca bu insanlar için bir meşruiyet istiyorduk aslında. Doğru mudur? Yani Kürt mücadelesi veriyorlar ve bir meşruiyet sahibi olmalılar. General Mazlum'la ilgili henüz ortada hiçbir şey yokken bakılabilir. Ben birkaç tweet atmıştım. Çünkü Kürdistan'ın topraklarını bir arada tutma gayreti içerisinde olduğuna dair bir iki tane böyle küçük nüans fark etmiştim ben. Sonrasında uluslararası bir akreditasyon olduğu ortaya çıkınca bunun hiç değilse bir meşru Kürt gücünün ortaya çıkması için desteklenmesi gerektiğini söyledim. Ve o da bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Çok şükür. Dün Sayın Neçirvan Barzani'nin, bugün Sayın Mazlum Kobani'nin konuşmaları aslında birbirini tamamlayan şeyler. Yani görülüyor ki bir Kürt gücü Rojava'da bir yapı olarak, bir askeri yapı olarak, bir güçlü ordu olarak, işte bugün Mazlum Kobani'de 100 bin askerden bahsetti. Yani toplam sayılarının 100 bini bulduğunu, iki kol ordu kurulabileceğini söyledi. Bu anlamıyla iyi bir şey. Yani çok da sevindim, çok da doğru buldum. Mazlum Kobani'nin konuşmasında ortaya çıkan işte birinci şey, nokta, halklar yerine Kürtler ve beraberinde yaşayanlar. Ve Kürtler hakikaten de, yani Güney Kürdistan'da öyledir, hem Rojava'da öyledir. Oradaki Hristiyan kardeşlerimiz, oradaki Türkmen kardeşlerimiz, oradaki Ermeni kardeşlerimiz, oradaki Çerkez kardeşlerimiz Kürdistan'ın teminatı altındadır. Onların can ve mal güvenliği Kürtlerin ve Kürdistan'ın teminatı altındadır. Bravo. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bravo. Onlar bizimle birlikte bu vatanın sahipleridir, Kürdistan vatanının sahipleridir. Başımızla gözümüz üstünde yerleri vardır. Fakat sorunu doğru koymak gerekiyor. Bu bir Kürdistan meselesidir. Onlar da Kürdistan'ı bizimle birlikte var eden
var edenlerdir. Öyle yaklaşmak gerekiyor. Ben daha önce bu konuda yazmıştım. Yani Kürdistan meselesi sadece Kürtlerin değil, üzerinde yaşayan bütün kadim halkların bir kırmızı tilkinin, bir ters lalenin meselesidir. Bugün Mazlum Kobani dedi ki, Kürdistan meselesi bir Kürtlerin değil, bir partinin değil, bir liderin değil, bir oluşumun değil, bütün hepimizin sorunudur. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bu mesajların ortak kanaat haline gelmesi müthiş sevindirici. Gerçekten bu, öyle. Bu birinci noktaydı. İkinci nokta, yani daha önce de Mazlum Kobani'nin konuşmasında biz denk gelmiştik. İlk kez bu kadar açık bir şekilde Güney Kürdistan hükümetine, Güney Kürdistan halkına, Güney Kürdistan'ın siyasi iradelerine, buradaki mevcut hükümete, Sayın artık bir Kürdistani merci olan Sayın Mesut Barzani'ye içtenlikle teşekkür etti. Onların Rojava'nın ayakta kalması ile ilgili büyük başarı çalışmalarının olduğunu deklare etmiş oldu. Zaten dün Neçirvan Barzani de Sayın Kürdistan Başkanı bunu açık yüreklilikle anlatmıştı ve ne yazık ki Kürtler kısmen onu Türklerin de etkisiyle çarpıttılar ve asıl mesajın önüne geçtiler. Yeri gelmişken bunu da bir izah etmekte fayda var diyorum yani. Kesinlikle. Yani şöyle bir durum var. Mesela biz de sizinle sohbetlerimizde, evet, buradaki canlı yayınlarda, kendi yazılarımızda, evet, ısrarla şunu söyledik. Yani son 2-3 yıldır Amerika Birleşik Devletleri, zaten biliyoruz bunlar Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyorlar, evet, ve bu yeni şekillendirmeden de biz rahatsız değiliz. Bilakis kendi payımızı istiyoruz. Bu dönemde PKK'ya yer vermiyorlar. Zira PKK ideolojik olarak yanlış tercihler yapıyor. İran'la arasına mesafe koyması isteniyor. Arkadaşlar, yani ben de Neşirvan Barzani gibi, yani bu sözler Amerika'nın, bizim değil yani. Biz var olan şeyi tespit ediyoruz. Bu bizim düşüncelerimiz değil. Hepimizin her şeyle ilgili ayrı düşünceleri de var. Tabii. İran'la arasına mesafe koyuyor, koyun deniyor PKK ve yapmıyor. PKK bunu yapmayınca çeşitli liderlerine de 5 milyon dolarlık sanırım ödüller koydular. Afişe ettiler. Terörist bir güç olarak gösterdiler. Hatta Amerika Başkanı Trump PKK ile DAEŞ'i karşılaştırdı. DAEŞ'ten daha kötüdür falan filan dedi. DAEŞ kadar kötüdür dedi. Yani hatırlarsınız. Evet, evet. Bu bütün mesajlar aslında bize şunu söylüyor. Yani PKK İran'la arasına mesafe koymadığı sürece bu yeni oluşumun içinde mevcut haliyle yer almayacak. Ve bu yüzden de ben yazmıştım. Yani tam Türkiye harekatı sırası veya ondan önceydi. Dedim ki bir zorunluluk olarak Rojava'daki kardeşlerimize deniliyor ki PKK ile aranıza mesafe koyun. Evet. PKK'ye de İran'la aranıza mesafe koyun deniliyor. PKK İran'la arasına mesafe koymuyor ama YPG şu an mecburen de olsa bu mesafeyi koymak zorunda. Sayın Neçirvan Barzani'nin bahsettiği şey buydu. Biz PYD'nin, Türkiye'nin ara buluculuğunu yaptık. Bu talep üzerine oluştu. Bu talep esnasında Türkiye bize Suriye'deki Kürtlerin kazanımlarıyla herhangi bir problemlerinin olmadığını, hatta bunu desteklediklerini, ki hatırlarsanız Salih Müslim 2 günde bir Ankara'daydı. Evet. Sürecin en başında Türkler şu şekilde düşünüyorlardı. Kürt halkı Abdullah Öcalan'ı dinler. Abdullah Öcalan bizim elimizdedir. Abdullah Öcalan'la birlikte 2002'den bu yana Misak-ı Milli konusunda anlaştık. Suriye'deki Kürtleri APO ikna eder ve bütün bu Misak-ı Milli sınırları içerisine giren Kürt topraklarını da Türkiye'ye katarız. Bu sebeple hatırlarsanız PYD'nin ilk döneminde Türkiye ile iyi ilişkileri vardı. Evet.
Ve bu iyi ilişkiler hatırlarsanız, çünkü Kürtler biraz ne yazık ki hafızasız bir millet. Maalesef. Eskiden hafızamızı dengbejler koruyordu. Şimdi dengbejlerimiz de öldü. Maalesef. Eşme ruhu olarak hatırlayın Nevrozlar'da alkışlatıldı. Suriye'de bu Osmanlıların atası neydi? Süleyman Şah'ın kemiklerini taşıdılar ve orada YPG bayrağının altında korumaya aldılar. Bir Türk bayrağı, YPG bayrağı, bir tane de Süleyman Şah'ın nesiydi onun? Mezarıydı. Türkiye ile YPG arasında görüldüğü gibi bir sorun yoktu. Fakat Mazlum Kobani Amber'in zamana vermiş olduğu bir söyleşide, isteyenler talep ederlerse ben daha sonra linkini de gönderebilirim. Lütfen, Amber'in zamana verdiği söyleşide şöyle bir şey diyor. Diyor ki bizim Türklerle aramız iyiydi Amerika bölgeye gelene kadar. Amerika bölgeye geldikten sonra iki konuda önümüzü kesti. Bir, Türklerle ilişki, iki, Şam'la ilişki. Şimdi burada bir şey var, yani bir durum var. Neçirvan Barzani sözlerinde bunu söylüyor ve kurdukları çözüm masasında Türkiye'den bunu defalarca kendilerine iletildiğini, kendilerinin de bunu YPG'ye ilettiklerini, hatta YPG'yi bu konuda uyardıklarını, bakın bu ileride başınıza iş açar. Evet. Sakın ha PKK'ya ait herhangi bir sembol, adam sadece orada bayraktan bahsetmiyor. Diyor ki alem, yani alamet, işaret. İşaret, sembol bulunmasın diyor. Bu sizin başınıza bela olur ileride. Bu konuda kardeşlerimizi uyardık diyor. Ama işte birazcık Rudav Türkçe'de çalışan arkadaşların eksikliği, birazcık Türk medyasının çarpıtmasıyla bu birdenbire bir lince dönüştü. Olay çarpıtıldı ne yazık ki. Fakat ben tekrar edeyim. Neçirvan Barzani'nin konuşmasında Türkiye'nin lehine tek bir kelime dahi yok. Hatta Afrin'de yaptıklarından dolayı onlara diyor ki siz aynen, çok kötü işler aynen, yaptınız. Aynen. Siz bunu burayı yaparak hepimizi de şey yaptınız tabii. Yani. Ve Rojava'yla ilgili Rojava'nın aleyhine de herhangi bir şey yok. PKK'nin aleyhine de herhangi bir şey yok. Ama ne yazık ki aramızda bir dil kaosu var. Birbirimizi anlayamıyoruz. Ve daha kötüsü şu, Kürtler siyasetin dilini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de görünürde olan her şeye saldırıyorlar. Ta ki biz burada işte Mazlum Kobani'ye bir kredi verdiğimiz için, ya işte bir dinleyelim bakalım ne diyor dediğimiz için arkadaşların etmedikleri küfürler kalmadığı gibi bize apoçu olmakla suçladılar, PKK'lı olmakla suçladılar, bilmem ne olmakla suçladılar. Sanki biz böyle bir şey varsa bunu ifade etmekten kaçınacakmışız gibi. Aynen. Halbuki aynen. Değil. Mazlum Kobani'nin konuşmasında gördüğüm Neçirvan Barzani'nin konuşmasını teyit etti. ve bu konuda Kürdistan hükümetinin, Kürdistan halkının büyük bir rol oynadığını, sahip çıktıklarını, bu direnişi sahiplendiklerini, Türk mallarını boykot ederek ve gerekse diplomasi alanında Sayın Mesut Barzani'nin de rolüne özellikle dikkat çekti. Sayın Mesut Barzani'ye Serok dedi. Evet, Serok Barzani dedi. Bunlar güzel, bunlar şeydir, yani sevinebileceğimiz şeyler. Değil mi? Tabii. Yani bu bakın şöyle bir durum var. Mesela bir yanlıştan kaçarken başka bir yanlışa da gitmemek lazım. Tamam, güzel. Rojava meselesi Mazlum Kobani'nin de belirttiği gibi bir partiler üstü bir mesele. Aynen öyle. Hatırlarsanız burada yine sizin yayınınızda söylemiştim. Erbil PDK'nin, Süleymaniye YNK'nin, Kobani PKK'nin değildir. O aynen bizim öyle. Vatanımızdır, aynen toprağımızdır. Öyle. Aynen öyle. Bu partilerin hepsini toplayıp Kobani'nin bir çakıl taşıyla bile değişmem ben. Aynen öyle. Yani böyle yaklaşmamız gerekiyor. Aynen bu partiler öyle. Bizim Bravo. Araçlarımızdır. Bravo. Bu liderler bizim öncüllerimizdir. Bizim aracılarımızdır. Bizi hedefe ulaştırmak için üstlerine düşeni yapıyorlardır. Ve üstlerine düşeni yaptıkları müddetçe biz onlara saygıda kusur etmemeliyiz.
yoldan saparlarsa tekmeyi koymaktan da kaçınmamalıyız. Kaçınmamalıyız. Aynen öyle. Esas olan Kürt ve Kürdistan'dır. Kim bu yoldan tabii saparsa tekmeyi yesin. Tabii. Aynen. Yani, bravo. Bu mesele biraz böyledir. Aynen öyle. Üçüncü nokta neyi söyledik? Bir Güney Kürdistan'la ilişkilerdi. İki Suriye meselesiyle ilgili ilk kez Kürt ifadesine aynen yer aldı. Üçüncü nokta hatırlarsınız PYD'nin iktidar döneminde diyelim diğer muhalif gruplara PYD'li olmayan gruplara karşı yoğun bir tavır, kötü bir tavır vardı. Diktatörce bir tavır vardı. Demokrasiyle uyuşmayan bir tavır vardı. Ve hatırlarsan bunu hep söyledik. Yani ya bu nasıl PKK'nin nasıl bir ahlakıdır ki bütün kurumlarına demokratik adını takıyor ama hiçbir zaman demokratik davranmıyor. Mazlum Kobani'nin konuşmalarında biz şunu fark ettik. Evet. Rojava Kürdistan'ında Amerika'nın uluslararası koalisyonun tanıdığı bir siyasi irade yok. Bir askeri irade var. Evet. Ve bu askeri irade sorumluluk alarak bütün Kürdistani partileri, Rojavalı partileri, Rojava Kürdistan'ına ait partileri ortak bir yönetim, ortak bir gelecek, ortak bir meclis kurmak üzere çağırıyor. Askerler çağırıyor. Yani. Şimdi burada bir duralım üstadım. Hatırlar mısınız zamanında şöyle demiştik. Ya siz söylemiştiniz ben tam hatırlamıyorum ya da benden sardır olmuş ortak olabilir. Akıldır. Evet. Ortak akıldır. Ne dedik biz? Bir Kürt birliği esasında bir Kürt ordusu gelecek ve Kürt ordusunu siyasilerin bazılarını tasfiye de edecek. Başka türlü olmayacak tabii sanki. Yani bu sadece Güney ile sınırlı bir şey de değil. Aynen. Takip edenler bilir. Bunu daha önce de söyledik. Bu bir ordulaşma meselesidir. Kürtlerinki ordulaşma meselesidir. Öyle sanıyorum ki büyük güçler Güney Kürdistan'a büyük bir Kürt ordusunun kurulması için çeşitli krediler verdiler. Evet. Peşmergenin birleştirilmesi, modern bir orduya geçilmesi. Fakat Güneyli kardeşlerimiz bunu başaramadılar. Maalesef. Şimdi aynı kredi bir rütbe ile Rojava'daki kardeşlerimize veriliyor. Dikkat edin mesela Amerikan ordusunun Irak operasyonu boyunca Güney Kürdistan'ı kurduktan yani özgürleştirdikten sonra bile herhangi bir askere rütbe verdiği görülmedi. Bunu kimse okumuyor ya. Bu ne anlama gelir? Biraz daha açar mısın? Ben anlıyorum. Biraz aç. Yani bu böyle bir şey. Yani artık bir generalimiz var. Onun üst rütbeleri, alt rütbeleri, bilmem neleri. Bu bir ordulaşmaya doğru gidecek ve Güney Kürdistan da buna dahildir benim düşüncem. Ben de öyle düşünüyorum üstadım. Muhteşem. Hakikaten çok muhteşemsiniz. Böyle arkama yaslanayım, rahat edeyim. Ordumuz geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Geçen günkü canlı yayında da söylemiştim. Gözden kaçmaması gereken bir şey. 1940-45'te Rusya'nın çok büyük etkisi vardı Orta Doğu'nun şekillenmesinde. Ve bir Mustafa'mıza general rütbesi verildi. Mala Mustafa Barzani'ye. Daha önce de söylemiştim. Bakın General Mustafa Barzani diye arayın Google'da. Mala Mustafa Rus ordusunun üniformasıyla çekilmiş fotoğrafları vardır. Muhammed'le birlikte Mahabat'tayken ilk fotoğraflarında Cumhuriyet'in ilanındaki ilk fotoğraflarında şeydir. Asker kıyafeti yoktur. Aynen. Fakat sonrasında general rütbesi verilmiştir, vardır. Şimdi bir nokta şu ki bu sefer dünyanın yeni patronu, tek kutuplu dünyanın yeni patronu Amerika, Suriye'deki Kürtlerden bir tane general seçti. Mala Mustafa'nın yarattığı değerin bir benzeri şu an uluslararası arenada Kürtlere veriliyor. Mazlum Kobani bunu yapabilir mi?
Yapamaz mı? Yarın öbür gün iyi mi çıkar, kötü mü çıkar? Kendisine verilen görevi ve beklentiyi karşılayabilir mi bilmiyorum. Çünkü asker olarak birebir tanışmıyorum. Sadece hakkında Washington Post'ta, BBC'de çıkan yazıları inceledim. Çok ciddi bir kurmay aklının olduğu söyleniyor. Ben tanımıyorum. Şimdi bu Kürtler için çok ciddi bir... O gazeteler boşuna böyle birisini şişirirler mi? Yani bu aslında akredite olmakla ilgili bir şey. Mustafa Kemal saraya damat olmak isteyen genç bir askerdi. Çok fazla rakı içerdi. İşte çeşitli eğilimlerinin olduğu biliniyor. Evet. O meselelere girmek istemem ama. Özel hayatı mı desek? Özel hayatında çeşitli eğilimlerinin olduğu biliniyor. Bu adamdan bir şey yarattılar. Bir askeri deha yarattılar. Aynen. Bu adamdan bir ülkenin kurucusunu yarattılar. Bu adamdan bugün insanların kabrine gidip taptıkları bir adam yarattılar. Yani bu şeydir. Bir de şöyle bir durum var. Mesela milletler, ama hep liderler, askerler... Çok merak etmişim. Bu kadar çok rakı içip beyaz leblebi içi yiyen bir adamın kafası ne kadar çalışır ki? Büyük ihtimalle alkol onun bedenindeki gerginlikleri aldığı için beyni çok daha iyi çalışıyor. Bu anlamıyla Müslüman refleksleri bir tarafa bırakmak lazım. Tıbbi bir şeyden bahsediyorum. Mesela Orta Doğu toplumlarının bu kadar gergin olmasının temelinde alkol kullanmamak var. Enteresan. Alkol kullanmadıkları için çok gergindirler tabii. Başlayayım. Mesela Frantz Fanon başka bir şey söylüyor. Diyor ki, hele bizim gibi şeyler için, bu yüzden Frantz geldi aklıma, Fanon. diyor ki, sömürge altındaki topluluklar sürekli gergin olurlar, kasları gergin olur. Ve kendilerini yönetenlere gücünü göstermedikleri için öfkelerini kardeşlerine kusarlar. Bu yüzden köleleştirilen, bu yüzden sömürge altına alınan bütün topluluklarda aile ilişkileri çok kötüdür diyor. Bütün akrabalar arasında kavga vardır. Kürt toplumunu düşünün. Doğru. Bunu göreceksiniz. Doğru. Birazcık alkol bu gerginliğin alınmasını sağladığı için faydalı bir şey de olabilir. Hatta toplumsal bir araç, ilaç olarak da belki kullanılabilir. Şimdi mesela ben Murat Tekman diyor ki, ezidiler, ben buna bizim Alevileri de ekleyeyim. Bu yüzden mi bu kadar çok mülayimler? Tabii yani bakın her ikisine de bakın gayet mülayimler. Aynen. Sadece o değil. Bakın mesela şöyle bir durum var. Bizim kendi toplumumuzla bağımız çok kopmuş durumda. Şu an Kürdistan'da, özellikle Kuzey Kürdistan'da hendek olayları sonrası ciddi psikolojik vakalar ortaya çıkmaya başladı. Suriye'den gelen göçler sonrası ailelerde, özellikle kadınlarda çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bütün kadınların psikolojisi bozuldu. Sebep şuydu. Göçle birlikte çok yoğun bir nüfus geldi ve bu aileler tutunmak için kızlarını yerlilerden kimselere vermek isterlerdi. Aynen. Bu yüzden ikinci, üçüncü evlilikler patlıyordu. Aynen. Öyle olunca her kadın kendisini tehlikede hissetmeye, ailesini tehlikede hissetmeye başladığı için gerginleşti. Mesela gidin psikiyatrlarla konuşun Kürdistan'daki. Bizim şu anki durumumuz çok kötü. Tabii mesele başka bir noktaya geldi ama ya, asıl konumuzdan da kopmayalım. Böyle bir şey de bize lazım. Çok gerginiz kardeşim. Olsun. Güzeldi. Çok güzel. Evet. Şimdi benim alkolik yapmak gibi bir derdim yok yani. Şimdi onu da çarpıtacaklar diye. Tamam, burada ki, Muaz var. Muaz var. Onu yarın İbrahim Ali Baran dedi ki Kürdistanlıların alkol içmesi gerekiyor. Ethem Hoca da dedi ki muhteşemsiniz. Bu şimdi yarın karikatürümüzü çizerler. Mesleğine değil. Canları sağ olsun. Çizsinler. Fakat mizahın seviyesi düşük olmasına rağmen Kürtlerin hala mizah yapması çok iyidir güzel, yani. Çok ben güzel. Sevindim. Çok hoşuma güzel. Gitti karikatürler. Eyvallah. Sağ olsunlar. Peki Üstad, üçüncüsü bu, biz şeyde kaldık. Bu ordu
çağrı yapıyor. Ordu siyasete tabii çağrı yapıyor. Peki siyaset orduya itaat etmese veya da doğrusu ordunun çağrısına cevap vermese ne olur? Kurşuna dizmesi lazım. Bu iş böyledir. Bakın. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu hatırlayın. Askerler kuruyor. Evet. İşte Mustafa Kemal Paşa, Mareşal bilmem kim falan. İsmet Paşa. Bunların hepsi paşadır, askerdir. Evet. Şu an Kürtlere de bir askeri makam çağrı yapıyor. Diyor ki gelin birlikte yapalım ve Mazlum Kobani orada güzel bir şey söylüyor, önemli bir şey söylüyor. Diyor ki eğer bunu başarırsak Suriye'de gelecek için kurulacak anayasa komisyonlarında vesaire Kürtler adına çok güçlü oluruz diyor. Hmm. Bu önemli bir mesaj. Doğru. Çok doğru. Ve Güney Kürdistan yönetimine Sayın Mesut Barzani'ye de bir çağrı yaptı. Dedi ki bazıları sizi dinliyor, bazı gruplar. Ben sizden dedi rica ediyorum yani veya yardım istiyorum. Nasıl tam çeviririm bilmiyorum ama. Evet. Bu tarafların bir araya getirilmesi için rolünüzü oynayın dedi. Bu hatırlarsanız yine biz yazmıştık. Yani Rojava meselesiyle birlikte bu arada küçük bir böyle tarihsel bir şey söyleyeyim. Eagleton Mahabad Kürdistan'ı ile ilgili yazdığı kitapta Peymana Sesinor diye bir anlaşmadan bahsediyor. Daha sonra bazı Kürt siyasetçileri böyle bir anlaşmanın olmadığını söylediler. Bunlar Mahabad Kürdistan'ı yıkıldıktan sonra İran, Irak, Türkiye sınırının üstündeki taşta bir araya gelen bütün parçalardan Kürtler. Bizim derin devletimiz yani. Bir araya geliyorlar ve süreci değerlendiriyorlar. Ne oldu diyorlar. Böyle, böyle, böyle oldu. Orada ortaya çıkan bir teori var. Parçaya dayalı kurtuluş teorisi dediğimiz. Her parçanın şartları farklıdır. Her parça kendisini kurtarmakla yükümlüdür. Bu noktaya getirilen bir teori var. Rojava ile birlikte parçaya dayalı kurtuluş teorisi son buldu. Rojava artık Başur'dur. Rojava artık Bakur'dur. Rojava artık Rojelat'tır. Aynen öyle. İç içe geçti. Doğru. Bugün Mazlum Kobani de belirtti. Ben de diğer canlı yayınlarda ve yazılarımda belirttim. Eğer Türkiye'nin önü Rojava'da alınmazsa Erbil düşecek. Doğru. Doğru. Erbil'i korumak istiyorsanız Kobani'yi korumak zorundasınız. Erbil'i korumak istiyorsanız Afrin'i korumak zorundasınız. Bu iş böyledir. Bütün parçaların kaderi şimdi iç içe geçti. Bu yüzden kardeşlerimizi desteklemeliyiz. Evet. Bu birlik ruhunu ayakta tutmalıyız. Siyasileri, partileri, aydınları hepsini birlik olmaya zorlamalıyız. Ve birlikten kaçanı, birlikte söveni, birlik isteyenlere, küfür edenleri tekme tokat dövmeliyiz. Şeyden sonra, bu meseleler bittikten sonra. Ama not edin yani. Ben biliyorsunuz şiddet karşıtı bir adamım. Evet ama galiba buradaki tekme tokat da lafla yani toplumdan evet, dışlamak anlamında. Dışlayacağız. Mecaz. Yani, mecaz. Öyle anlıyoruz. Üstadım bakın burada... Şimdi bir de şöyle bir durum var. Halit Çetun'un bir sorusu var. Onu sorabilir miyim? Lütfen. Halit Çetun der ki, ocağa bir soru. Mustafa Kemal'in hilafetin askeri bir subayı iken, Abdülhamit tarafından Sivas'a ve Abdülhamit olmasa gerek burada Vahdettin tarafından Sivas'a ve Kürdistan'a yollandı. Mustafa Kemal güçlenip iktidar olunca Mustafa Kemal sonradan ihanete, hilafete son verdi. Acaba Mazlum Kobani'de Kürtlerin bir Mustafa Kemal Kandil'le ilişkisini düşünün. Evet. Evet. Aynıdır. Ama mesele bu değil. Bakın şöyle bir durum var. Yani Mustafa Kemal bir noktada haklıydı. Şu konuda haklıydı. Diyordu ki İstanbul hükümeti çökmüştür. Hı. Esir düşmüştür. Evet. Biz geçmişin üstüne bir
örtü örtmek zorundayız artık. O cenazeyi kaldıralım. Ben kaldıracağım. Evet. Şimdi Kürtler açısından da yani Kandil artık onların geleceği önünde bir perde oluşturmaya başladı. Selim Bey kadar ben böyle keskin değilim. İşte bugün silah bıraksın. Bırakmazlar. Yani bu böyle bir şey. Onu soracaktım üstadım. Yavaş yavaş oraya doğru geliyordu. Şu an Mazlum Kobani de Kandil tarafından görevlendirildi. Kendisi de söylüyor zaten. Evet. Geldi. İşte Kobani'de şurada burada savaştı. Ama şu an başka bir şart ortaya çıktı. Başka bir durum ortaya çıktı. Yani Kandil'i aşan, PKK'yı aşan, Öcalan'ı aşan, Mazlum Kobani'yi aşan, YPG'yi aşan, Kobani'deki direnişi aşan, YPJ'yi aşan, oradaki işte özgür yaşam devrimini aşan bir durum var. Kürtlerin önüne 100 yıldır bekledikleri fırsat geldi. 100 yıl önce bize geldiğinde biz değerlendiremedik. Bugün tekrar Kürtlerin kapısına bu fırsat geldi. Ya bu fırsatı değerlendirecekler ya da değerlendirmeyecekler ve biz 100 yıl daha bekleyeceğiz. Allah korusun. Bu yüzden çok çok önemli. Yani mesela özellikle PKK karşıtı olan Kürtler, ya sizin yıllardır bahsettiğiniz şeyler oluyor. Niye sahip çıkmıyorsunuz? Aynen. Ben de onu şaşırıyorum. Aynen onu şaşırıyorum. Niye sahip çıkmıyorsunuz? Yani biz mesela diyorduk mu var? Kesinlikle hasetlik var. Bu bir hastalıktır. Siyaset insanı hasta ediyor. Kendimden biliyorum yani. Bir meseleyle ilgili fazla şey yaptığınız zaman, derinleştiğiniz zaman bütün duyargalarınız açılıyor. Bu yüzden herkesten kaçak kapmaya başlıyorsunuz. Ama bizi iyileştirecek olan şey birlik ruhudur. Kürdistan'dır yani. Doğrudur. Birbirimize tahammül yeteneğini geliştirmek zorundayız. Eyvallah. Yani şu an mesela çok basit bir şey. Diyelim ki ne? Mazlum Kobani yarın çıksa desek ki hayır kardeşim biz Kürdistan'a karşıyız. Biz de ona karşı oluruz. Yarın. Bu kadar basit ama. Ama bugün yıllardır biz diyorduk orada halklar yok kardeşim. Kürtler var. Halklar matlar. Ne diyor? Geçin bunları. Bugün kendisi diyor. Bu diyor bir Kürt meselesidir diyor. Kürdistan meselesidir diyor. Toprağa aynen bağlıdır diyor. Kürtlerin aynen toprağı vardır diyor. Aynen öyle. Kürtlerin %90 oranında nüfusunun olduğu yerlere diyor biz Kürdistan demeyeceğiz de ne diyor? Ne diyeceğiz diyor. Aynen öyle. Şimdi bunlar merhalelerdir. Yani hatırlarsanız Kürdistanilik tanımıyla ilgili biz şunu söyledik. Yani bugün ana dilde eğitimden tutun bağımsız Kürdistan'a kadar hepsi Kürdistani merhalelerdir. Bu yüzden Suriye'de yeni bir yapılanma var. Ben Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana değilim. Ben Suriye'nin, Suriye devletinin olması gerektiğinden yana değilim. Kesinlikle. Ama bugün Kürtlerin real, politika, real politikası ve Kürtlerin çıkarı da Suriye'nin içerisinde federal bölgelerin oluşturulması. Bu bölgelerden bir tanesinin ismi de Kürdistan. Mazlum Kobani'nin bahsettiği gibi o dedi ki yönetimsel olarak bizim topraklarımız bir özerkliğe sahip olmalıdır. Suriye'den talebimiz bu. Evet. Ve askeri gücümüzü de dedi onları biz teslim etmiyoruz dedi. Aynen dedi. Demokratik Suriye güçleri neyse DSG veya işte KSD bunun kendisine ait özgünlüğü vardır. Beşinci kol orduya falan da katılmıyoruz. Bu iki ayrı kol ordu olabilir. Aynen. Ama kendi özgünlüğünü korumak üzere. Yani evet. Güney Kürdistan'da peşmergenin durumu neyse peşmergenin aynen durumu neyse çünkü mesela şu an peşmerge de aslında Irak'a bağlı bir ordudur. Aynen. Irak'a bağlıdır. Tamam mı? Yani mesele bu. Ve ikinci çok çok önemli bir nokta var. Mesela özellikle bugünden sonra Rojava'nın yanına bir de Bağdat meselesini koymamız gerekiyor. Bağdat'taki gelişmeler öyle bir hale geldi ki yeni bir anayasadan vesaire falan bahsediliyor. Çünkü İran bastırıyor. Bu anayasa eğer değiştirilirse Kürdistan'ın federatif özelliği yok edilecek. Aynen öyle. Ha, şimdi buradaki temel noktalardan bir tanesi ve Mazlum Kobani'nin bugün açıklamadığı Amerika'nın Rojava'ya tekrar dönmesini gerektiren o 8 maddeden bir tanesi bununla ilgilidir. Ne? Onu da söyledi. Dedi ki petrol için gelmedi hepimiz biliyoruz dedi. Peki niçin döndü Amerika? Ben iki Kürdistan parçasının birleştirilmesiyle ilgili sürecin başladığı düşüncesindeyim. Wow. Evet. Wow. Ve sadece o değil. New York Times gazetesi
2013 yılında 5 yıl sonra göreceğiniz Orta Doğu haritası diye bir şey yayınladı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ben hemen... Lütfen tekrar oradan gösterebilirsiniz. Buradan gösteriyorum sizi. Sevgili Kürtler, lütfen, sevgili Kürdistanlılar, lütfen iyi bakınız. Buralarda devletler kuruluyor. O mahfillerde devletler kuruluyor, şekil veriliyor. Onun için çok önemli. Evet. Şimdi, evet, şurada. Bakalım. Bunu ben kamerayı nasıl çevireceğim? Ya babacığım, Apucular kursunda başımın üstünde yeri var. Ne diyorsun? Abi şimdi 2013 yılında şöyle bir infografik yayınladı. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyor. Şu an fark ettim. Evet. Ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde göreceğimiz Orta Doğu haritası budur diye. Ve Kürdistan'la ilgili kısımda şöyle bir şey yaptılar. Oradan ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ha. Şu an görüyorsanız eğer Irak Kürdistanı ile Suriye Kürdistanı birleştirilmiş. Ve Afrin içinde yok. Evet. Afrin neden yok içinde acaba? Afrin bugün de içinde yok. Maalesef öyle. Evet. Abi Afrin içinde yok. Böyle ilginç bir harita yayınlandı 2013 yılında. Ben bu sürecin başlatıldığı düşüncesindeyim. Ve burada ilginç bir şekilde... Evet. Bağdat merkezli bir Şii devleti var. Irak ile Suriye'nin de Sünnileri birleştirilmiş. Ben bu sürecin başladığını, Irak'taki bu olayların neticesinde hatırlarsanız Sayın Mesut Barzani de birkaç gün önce onu söyledi. Dedi ki bu yeni anayasa meselesinden dolayı dedi endişeliyiz. Ve böyle devam ederse biz konfederal yapıyı önereceğiz diyor Kürdistan kaynakları. Yani iki ayrı devlet fakat birlikte bir ortak anayasa. Şimdi öyle sanıyorum bunun düğmesine yeniden basıldı. Yani bu yüzden sevgili Kürtler bizim önümüzdeki fırsatlar çok çok iyi. Yani bizim yıllardır hayalini yapmak kurduğumuz. İstediğimiz, hayalini kurduğumuz şeyler o günler bugün gelmiş durumda. Aa, süper. Bu yüzden zihninizi biraz daha açık tutun. Birbirinizle didişmeyin. Bütün dünya sizi konuşurken siz birbirinizin dedikodusunu yapmayın lütfen. Bravo. Yani bize yeni bir ruh lazım, yeni bir dil lazım, yeni bir bakış açısı lazım. Bir, kendi aramızdaki sorunları bir tarafa bırakalım. Bugün mesela biri çok güzel şey yazmıştı bana. Kel adım dümede dedi bir Kürt aşiretine İranlılar saldırıyor dedi. Aynen. Twitter'dan Evet başka bir aşiretin lideri kavgalı olduğu halde gelip onu savunuyor. Diyor ki bugün diyor Kürtlüğümüze saldırıyorlar. Yarın öbür gün onlar giderse biz tekrar yaylada kavga ederiz abi. Güzel demiş. Şimdi bizde de böyle bir durum. Yani bizim uzlaşamadığımız şey bugün Mazlum Kobani ile neredeyse çok azdır yani. Aynen. Bu yüzden anlaşabildiğimiz noktaları alalım. Ya hatırlayın yani 1991 yılında Mesut Barzani ve Celal Talabani'den de devlet çıkar mı, çıkmaz mı, kendilerini yönetebilir mi, yönetemez bir mi? Sürü bunlar boş şöyle, laflar. Bir sürü boş laflar. O dönemin kaynaklarını okuyun. Bir sürü böyle şey vardı. Ama bugün iyi de olsa, kötü de olsa, eksik de olsa, fazla da olsa Güney Kürdistan Hükümeti diye bir hükümetimiz var. Yine kendi aralarında problemleri var. Süleymaniye ve Erbil olmak üzere iki bölüm var. Green Zone ve Yellow Zone dedikleri yani yeşil alan ve sarı alan dedikleri alt bölgeler var. Kendi aralarında problemler var ama bu inanın bana Saddam'ın onlara zulmünden daha iyidir. Tabii, bu inanın tabii. Bana Arapların burayı yönetmesinden daha iyidir. Doğru. Bakın bugün Ankava denilen Erbil'de bir mahalle var. Sadece Hristiyanların yaşadığı bir Hristiyan mahallesi. Ve bütün dünyada, Orta Doğu'da kendisini kendi ülkelerinde iyi hissetmeyen, güvenlikte hissetmeyen Hristiyanlar buraya göç ediyorlar. Kürdistan hükümetinin garantisine gelmek tarih istiyorlar. Tarihte hep böyle olmuş. Kürtler hep öyle bir şey. Yani. Çünkü Kürtler onları koruyorlar. Kürtler onlara sahip çıkıyorlar. Aynı şey bizim Rojava'mızda da olacak. Yani Rojava dediğiniz başka bir ülke değil yani.
Bizim üstadım, ülkemiz yani. Serdar Karakuş dostumuz sorar. İlla size sormamı istiyor ki doğru bir sorudur ve önemli bir sorudur. İncilik'teki nükleer bombaların taşındığını yazdı diyor Brookings Institute. Eğer onlar taşındıysa bizim açımızdan çok daha güzel olmuştur. Evet. Çünkü Türkiye'nin onu Amerika'ya karşı bir tehdit olarak kullandığını biliyoruz. Brookings Institute yazmış bunu. Çok çok iyi. Bu gelişmeden haberim yoktu. Böyle bir şey varsa çok daha iyidir. Kürtler için bir adımlık daha şey kalkmıştır. Bir ikincisi 2010-11 yılında Türkiye ile Amerika arasında yine İncirlik meselesi sebebiyle bir tartışma çıkmıştı. Evet. Ben o zaman şunu söyledim. Sayın Mesut Barzani çıksın bir açıklama yapsın. Desin ki İncirlik'ten iki kat büyüklükte bir toprak alanını biz Amerika'ya vermek istiyoruz. Tamam mı? Ve dedim ki eğer benim kendi topraklarım üzerinde bir şeyim yok, bir ne derler ona, bir inisiyatifim yok çünkü babam henüz hayatta. Ben topraklarımı bağışlıyorum, gelsinler yapsınlar. Yani keşke Amerika her Kürdistan'daki her köye bir Amerikan üssü kursa. Biz bu kalkanı almak zorundayız. Biz bu güvenlik kalkanını almak zorundayız. Bu yüzden İncirlik gider ama yerine Kobani gelir. Bizim açımızdan çok çok iyi olur. Kürtler böyle o eski sol sosyalist Sovyet döneminden kalma, evet, şeyden kalma, ne derler, soğuk savaş döneminden kalma alışkanlıklarından vazgeçsinler. Sevgili solcu Kürtlerimize bir söyleyeceğimiz bir kötü bir lafımız elbette ki yoktur. Yok. Yalnız tabii. Yalnız onların da kendilerini artık yenilemeli lazım, update etmesi lazım. Zamanın ruhuna uygun. Muhakkak zamanında çok güzel, ilerici bir, hakikaten ilerici bir çizgiydi ama artık günümüz şartları bunu taşımıyor. Hatta bir anti parantezde söyleyeyim. Almanya'da sosyal demokrasi ölüyor. Öldü yani. Tabii. Yani Almanya şimdi o sosyal demokrasinin temsil ettiği değerlerden daha fazlasını şimdi sağcı partiler temsil ediyor. Evet. Yani o değerleri şimdi onlardan aldı. Hasreken buyurunuz üstadım. Ha, şimdi evet üstler meselesi. Yani Amerika kesildi. Orada mısınız? Kesildi sanırım. Bir saniye. Yok. Ben sizi duyuyorum. Şimdi geldi mi sesim? Siz, ben sizi duyuyorum. Siz görüntümüz var mı şu an? Var. Ben 2-3 tane ses duyuyorum sizden. Ha, o zaman şöyle bir şey yapayım. Ben sizi tekrar gerisini alayım. Çünkü öyle demek ki bir bağlantı kopukluğu oldu. Ben sizi gayet net duyuyorum. So. Evin Asmin, teşekkür ediyorum. Siz bizden daha muhteşemsiniz. Sağ olunuz. Bu muhteşem kelimesi evet muhteşem kelimesi bize yapıştı tabii. Sağ olsun sevgili Muaz. Muaz bize bunu yapıştı. Evet, biz de çok kullanıyoruz doğrusu. Üstadım ben sizi bir dakika niye alamıyorum tekrar? Evet. Hepiniz, bütün Kürt halkı muhteşemdir. Bütün Kürt halkı muhteşem ve şahanedir. Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Şimdi çok muhteşemsiniz. Harikasınız. Şimdi sevgili Ethem ve İHA abi muhteşemsiniz demiş sevgili Asmin Hanım efendi. Ona cevap yetiştirmeye çalışıyordum. Eyvallah. Zor üstadım. Buyurunuz. Yani benim gördüklerim bunlar. Eyvallah. Eğer varsa soru cevap arkadaşlar, gidebiliriz. Arkadaşlar varsa sorunuz, yani sorunuz. Yoksa ben Sayın Üstad'ın yorgun olduğunu biliyorum. Çalışmaların yoğun olduğunu biliyorum. Çok sağolunuz. Bu güzel gün akşamda bizimle beraber oldunuz. Aydınlattınız. Doğrusunu söylemek gerekirse benim hayalimdeki şeyler oluyor.
yavaş yavaş ben hayalimde hep bir Kürt ordusu olsun. Bu uzlaşmaz, bu kafaları basmaz siyasileri en azından kafalarını ulusal birlik çerçevesinde zorlasın. Gelen geldi, gelmeyen gelmesin. Yani bu bize lazım. Tabii. Bu bize lazım. Yani şöyle bir durum var. Yani ben hep ısrarla bunu söylüyorum. Mesela bu bir yeni dönemin başlangıcıdır. Evet. Bu bir yeni dönemdir. Eyvallah. Eski yeni hamama eski tas olmuyor. Evet. Evet. Yani Kürtlerin bir şekilde kendilerini dönüştürmeleri update gerekiyor. Yapması lazım. Evet. Evet, update yapması gerekiyor. Doğru. Eğer bunu yapabilirsek biz, aynen, fırsatlar iyi. Ama bakın. Hüseyin Bey, soruyu tekrar sorar mısınız yani, lütfen? Ben görmemişim. Evet, Hüseyin, buyurunuz. Bu şeydir. Yani mesela uluslararası güçler bazı milletlere bu şansı verirler. Kullanamadığını gördükleri zaman tekmeyi vururlar. Aynen öyle. Hatırlarsanız yani bize 100 yıl önce mesela Şeyh Mahmud Berzenci Kürdistan Krallığı verildi. Aynen öyle. Şeyh Mahmud Berzenci Mustafa Kemal'in gönderdiği bir Özdemir Bey, Özdemir Paşa diye bir askere kandığı için İngilizlere savaş ilan etti ve bu 100 yıldır hala düzeltemedik. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Evet, var mıydı soru? Şimdi İbrahim Hocam, Rojava gidin lütfen. Mazlum Kobani ile görüşünüz. Kürdistan bayrağını kullansın. Tabii burada bir iğneleme, bir şey var. Neden Kürdistan bayrağı? Yani bu konuyla ilgili ben talebi kendisine ilettim. Bravo. Bu konuyla ilgili yani bir yapılabilecek işlerden bir tanesinin Kürdistan bayrağına geçmesi, Kürdistan bayrağını oraya, yani çünkü onlar da mesela şu an Tevdem diye bir şeyin bayrağını kullanıyorlar. Oraya Rojava bayrağı demiyorlar veya Kürdistan bayrağı demiyorlar. Hmm. Tevdem bayrağı diye olarak geçmişler. Yani Kürdistan bayrağına geçmeleriyle ilgili ben kendilerine bir şey ilettim. Bir ne derler? Talep ilettim. Evet. Fakat buna uyarlar mı? Şartları buna uygun mudur? Değil midir? Yani bu da şu an önemli değil benim açımdan. Evet. Şu an bu değil. Başka bir şeye odaklanmamız gerekiyor. Orası Kürdistan adıyla Suriye'de federal bir bölge olsun. Evet. İsterse bayrağı hiç olmasın. Yani bu şu an bizim için önemli olan şey değildir. Bizim için önemli olan şey orada bir statü almaktır. Statü alındıktan sonra orası kendi meclisini kurar. O meclis bayrağa karar verir zaten. Doğru, doğru. Bu böyledir. Genç bir kardeşimiz, geleceğin muhteşem insanı, onu söyleyeyim. Mevlüt Gezgin sorar. Hocam, merhaba hocam. Değerli İbrahim hocama bir sorum olacak. Bakıyor Kürtleri bu yeni süreçte sistemin partilerinden nasıl kurtulabilir? Saygılar. Yani aslında mesela Kürtlerin bu sistemden kopması için sistem üstüne düşen her şeyi yapıyor. Kürtlerin, evet, kafasına vura vura Kürtlerin Kürt olduğunu, burasının Kürdistan olduğunu söylüyor ama Kürtler anlamıyor. Fakat mesela ben şunu hep söylüyorum. Yani tarihsel ve ulusal karakter olarak Kürtler biraz şeydir. Yani kafası taşa değmeden meseleyi algılamıyor. Bunun sebebi köylülükle ilgilidir. Köylüler olaylar üzerinden meseleye bakarken şehirliler olgular üzerinden bakıyorlar. Size, kavramlar sizin, üzerinden sizin bana öyle bir sözünüz var. Bir gün köylülüğü ve kentliliği işleyeceğiz diye. Çok çok önemli. Evet, evet, evet. Evet. Çok çok önemli. Şimdi iki tane şey oluyor. Bir, Kürtler kentlileşiyor. İki, köylü adetleri hala devam ediyor. Ve bu yüzden kafalarına vurulması gerekiyor. Yani mesela şu... 5 gün önce yazdığım bir şey, Rojava harekatından 5 gün önce yazdığım şeye biri küfretmişti. Sonra Rojava'ya Türkiye saldırdı. Aynı şeyi paylaştım tekrar. Bu sefer övgüyle bahsetti aynı kişi. Çünkü Rojava'ya saldırı olduğu zaman anlıyor Türkiye'nin onun devleti olmadığını. Mesela ne oldu? Kürtler Türkiye'de HDP'yi denediler. HDP'nin bir kazancı olmadığı görüldü Kürtlere. Evet. Gittiler CHP'ye bile oy verdiler. Evet.
Yani bakın 5 ay önce biz bunu konuştuğumuzda insanlar küfrediyordu. Siz nasıl boykot edersiniz, nasıl CHP'ye oy vermezsiniz işte falan hatırlıyorsunuz. Evet. Şu an herkes aynı noktaya geldi. Baktılar ki Allah Allah CHP de iktidara gelince, İstanbul'a gelince o da Rojava'ya yapılan harekete, tezkereye evet diyor bilmem ne. Daha da kötüsü. Yani. Daha da kötü. Üstadım önemli bir soru, benim de çok önemli gördüğüm bir soru Hüseyin Yıldız'dan geliyor. Şengal'in statüsü ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz, ne önerirsiniz? Çok önemli. Yani Şengal'le ilgili kesinlikle Kürdistan'a bağlanmalı, Güney Kürdistan'a. Çünkü şu an Irak hakimiyetinde, Bağdat hükümeti yani. Bağlanmalı ve bir vilayet statüsüne çekilmeli. Çünkü orası ta Tel Afer'e kadar alınamazsa eğer, bu hatırlarsanız Türkiye Ovaköy diye bir sınır kapısı açmak istiyordu. Hı, doğru. Bütün amaçları tam da Şengal yolu üzerinden Kürdistan'ı bypass etmek ve Irak'la doğrudan bir ilişki geliştirmekti. Böylece Kürdistan'ın geliri ve ayakta kalabilmesi için çok ciddi bir pay sahibi olan gümrüklerden edindirmek istiyorlardı onları. Çünkü şu an Bağdat'a gidecek domates bile Kürdistan'dan geçiyor ve Kürtler bundan vergi alıyorlar. Gümrük vergisi alıyorlar. Bu yüzden ciddi bir problemdir, evet. Sıkıntılı bir problemdir. Peki bu şimdi, olacak mı? Yani Kürdistan'la bağlanacak mı? Yani işte orada mesela problem çıkaran güçlerden bir tanesi PKK'ydı. Yani şimdi Kürdistan'a bağlanmaması ile ilgili. Şu an sessizler. Sessizler. Şu an herhangi bir ses yok. Tabii evet yani bu dönemde mesela PKK güzel bir şey yaptı. Hiç sesi çıkmadı. Ben takdir ettim evet. Bir iki tane çatlak ses oldu mesela Duran Kalkan'ın. Aynen. İşte Türkiye'yi uyarıyoruz, İran'ı uyarıyoruz demesi onun gibi. Ama onun şey dışında çıkmadı. Yok. Seslerinin çıkmaması iyidir. Çünkü bu dönemde PKK'nin sivrilmesi, ortaya çıkması Rojava'daki kardeşlerimizi zor duruma bıraktı. Doğru. Uluslararası desteği. Evet. Tabii bu yüzden ben tekrar rica ediyorum. Yani Rojava ile ilgili bütün meselelerde Rojava ile ilgili bayrakları, Rojava ile ilgili sloganları, Rojava ile ilgili sembolleri taşıyın. Hı. Yani Abdullah Öcalan'ın başının olduğu bayrağı sallamak bir fayda vermiyor Rojava'ya. Hatta Türkiye'nin ben işte burada teröristlerle savaşıyorum tezini güçlendiren bir şey. Yani bu Sayın Abdullah Öcalan'a olan kinimizden, nefretimizden yok, hayır. Lütfen böyle anlamayınız. Yanlıştır. Tabii. Hatta geçen günkü konuşmamızda hatırlarsanız ben söyledim. Yani dedim ki ben Öcalan'ın, hatta biri de niye sayın demiyor demişti. Sayın Öcalan'ın hiçbir fikrine katılmıyorum. Öne sürdüğü bütün fikirlere de karşı biriyim. Fakat sırf 6 milyon, 10 milyon oy alıyor. Veya işte büyük destekleyen bir Kürt kitlesi var. Ve ben o Kürt kitlesine saygımdan dolayı o adama da saygı duyuyorum. Ve bir şey demiyorum. Bu dönemde de bunu tartışmanın zamanı aynen da değildir. Aynen öyle. Bugün APO'yu, APO'culuğu... tartışmanın da zamanı değildir. Apoculuk yapmanın zamanı da değildir. Doğru. Bizim topraklarımız doğru. Tehdit altında. Doğru. Bravo. Topraklarımız giderse bizim Abdullah Öcalan'ın naaşını defnedebileceğimiz topraklarımız da olmayacak. Çok önemli. Bir mezar yeri kadar. Çok önemli. Bu çok önemli. Hatırlayın Şeyh Said'in bu yüzden bir şey yok. Bir mezar yok. Çünkü askeri olarak yenildiler. Yani bu böyledir. Bu yüzden, ey Kürtler yani Allah aşkına sevdiklerinizin tabii. Aşkına bu cümlenin altını çizin. Sahip olduğunuz bir parça toprağınız yoksa ölülerinizi bile gömemezsiniz. Gömemezsiniz. Evet. Yani çok önemli. Bakın mesela bu mezarlar meselesi çok önemlidir. Ben biliyorum vaktinizi çok alıyorum ama anlatmama Buyurun, lütfen. Anlatmama müsaade edin. Şöyle bir durum, bu Vandallar ile Romalılar arasında ciddi kavgalar meydana geliyor. Şimdi Vandalların Roma köylerini bastığı ve insanları köylerden çıkarıp kendilerinin yerleşmek istediğine dair bir hikaye vardır. Bir köyü basarlar ve bu köy bizim köyümüzdür, buradan gidin derler. Köylüler de der ki olur mu efendim, bu köyde bizim babalarımızın mezarı var.
Çünkü mezar sizin o sikkenizdir. Toprakla geçmişteki bağınızı aynen öyle, gösterir. Aynen öyle. Ha, siz mesela kendinizin nasıl bir toprakta yaşadığına şey yaparsınız. İspat edersiniz. Ya onun üzerinde büyük bir mimari eserler bırakmışsınızdır. Aynen. Yahut mezarlarınız vardır. Vandallar bunu gördükten sonra bir köye saldırmadan önce gece ilk olarak o köyün mezarına saldırırlar. Mezarı tahrip ederler, yok ederler. Ve ertesi gün burası sizin değil, o zaman mezarlarınızı gösterin derler. Kimse mezarını gösteremez. Ha, bu yüzden çok önemli. Kürdistan'da çok önemli. Kürdistan liderlerinin mezarları yoktur. Bu mesele bir toprak meselesidir. Bu meselede topraklarımız tehdit altındayken biz babamızı dahi tanımayız. Doğru. Doğru söylüyorsun. Bırakın liderlerimizi, başkanlarımızı. Başka bir soru üstadım. Şu anda uluslararası diplomaside Kürtler nerede, Türkler nerede diye sorar Halil Çeto. Şimdi şöyle bir durum var. Bir Kürtler başka soru da şu ikisiyle beraber lütfen cevaplayınız. Lütfen. PYD ve PKK Kürdistan bayrağını kabul ediyorlar mı? Tabii ikisinin birbirinin arasındaki ne kadar büyük fark var bilmiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Kürtler diplomaside çok kötüdürler. Evet. Herhangi bir güçlü diplomasilerinin olduğu söylenemez. Fakat bir süredir Hevler'den yayılan bir Kürt diplomasisi var. Yıllar önce ben Washington'da kongreye gittim ve kongreyle konuşmak, yani kongredeki üyelerle, parti temsilcileriyle, senatörlerle konuşmak istediğim için ben kongreye gitmiştim Washington'da. Gittim fakat benim randevularıma şey yapmadılar. Sekreteryadan randevu almama rağmen bana dediler ki yani siz şahsınız adına görüşebilirsiniz. Partiniz adına görüşemezsiniz. Evet. Ben de ama işte ben bir partinin lideriyim. Evet. Budur bizim belgelerimiz, dosyamız vesaire falan. Ben bir parti lideri olarak görüşmek istiyorum dediğim zaman bana o zaman çok şaşırdığım bir şey söylediler 2014 yılı. Dediler ki Kürdistan hükümetinin temsilciliği var burada. Lütfen oradan bize Kürdistan'ın menfaatine çalıştığınıza dair bir belge getirin. Wow. Tabii. Ondan sonra ben de dedim ki biz yani Kuzey Kürdistanlıyız. Biz Türkiye'deyiz. Türkiye'den geliyoruz. İşte bizim Irak'la Güney Kürdistan'la bir bağımız yok yani sınırlarımız. Dediler ki Kürdistan hükümeti burada dört parça Kürdistan'ı da temsil ediyor buradaki şeyde. Siz lütfen gidin oraya durumunuzu anlatın. Bize Kürdistan'ın menfaatine çalıştığınıza dair bir şey. Yani ben onu anlamak için tekrar sorayım. Çok muhteşem tabii, bir laf ifade. Evet. Şimdi bu Amerikan Kongresi mi böyle görüyor diye mi yoksa? Evet, ben belge aldım. Belgenin şeyleri de bendedir. Yayınlarım. Lütfen, lütfen bu çok önemli. Tabii. Bir gittim Kervan Zaberi vardı. O zaman Irak'a çağrılmıştı. Celal Talabani'nin oğlu. Temsilci oydu. Kervan Bey bize bir belge hazırladı. O belgeyle biz gittik görüşmelerimizi yaptık. Peki Hüsam, evet, önemli yani, bir hususta. Bu önemli abi, bir çok nokta. Önemli, evet. Muhteşem bir değerde olan bir şey. Çünkü bu tabii bize çok fayda getirecek. Acayip kafam başka yerlere gitti. Şimdi bu noktada bir yani Erbil'den kırık dökük de olsa, problemli de olsa bir Kürt diplomasisi var, yayılıyor dünyaya. Bu bir. İkincisi mesela Rojava meselesiyle ilgili özellikle Amerika'da gazeteci Mutlu Çiviroğlu. Evet, çok muhteşem işler yaptı. Islahiye evet. Kürtlerinden muhteşem işler doğru yaptı. Biz böyle bir gün lazım. Kürdistan kurulursa evet, o, yani keşke şey olsun, biz onun bir heykelini dikelim. Aynen öyle. Bir gazeteciler sendikasında onun adına bir konferans salonu aynen koyalım. Aynen öyle. Ben çok mutlu oldum. Ben çok onu şey çok oldum. Seviyorum. Çok seviyorum. Çok güzel çalışmalarda bulunuyorlar. Fakat bunlar yeterli çalışmalar değil. Mesela PKK 40 yıldır Avrupa'da ve diplomaside çok çok zayıf. Bizim Avrupa'da bir lobimiz yok. Amerika'da bir lobimiz yani yok. Yani beni cemaat ve siz beni bağışlayın, bir şey anlatacağım. Tam bu konuyla alakalı. Şimdi hayatını çeşitli erkeklerin hayatına girmekle kazanan bir bayana sormuşlar.
bir kadına sormuşlar, hayat kadınına. Senin neden bir çocuğun yok demişler. Demiş ki, ya nasıl olsun? Birisi gelip yapıyor, arkasından gelen onu bozuyor demiş. Şimdi evet, bizim Avrupa'daki durumumuz bu. Şimdi bakın, bunu da açıkça yüreklikle söyleyeyim. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar değil. Yani burada Almanya'da Almanca biliyorsan, biraz da düzgünsen, temizsen, Almanya'da konuşamayacağın hiçbir reis, hiçbir şey yok, kapılar açık sana. Şimdi sen, tabii Kürtler adına gidip konuştuğun zaman, ben Kürdüm dediğin zaman, arkasından bir başkası da gidip işte bu Kürtleri temsil etmiyor, bu kendi şahsıdır falan diyorsa, sizin hiçbir hükmü şeyiniz kalmıyor. Ama şimdi diyorsunuz ki, peki tabii, sen niye gidip arkamdan böyle konuştun? Söyleseydin beraber, Heval diyor, sen bizden müsaade al. Baba Heval diyorum kardeşim, yani tamam hevalimsin de senin kafan çalışmıyor bu işe, yani gerçekten çalışmıyor. Hı hı. Dil bilmiyorsun, giyim kuşam yok sende. Açık ve net söylüyor. Açık ve net. Bunu her yerde söylediğim için burada da söylemekte bir sakınca görmüyorum. Giyim kuşam yok sende. Yani ben illa git pahalı bir şey giy demek istemiyorum ama Avrupa'yı giyin kardeşim. Tabii. Yani buranın toplumuna göre uygun hareket et. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen sen konuştuğun zaman da karşıyla Heval diye hitap edip işte efendim mesela Point dersen, Bu olmaz, bu diplomaside bunlar konuşmaz. Ve gerçekten bakın, yani halkımı aşağılamak adına, Allah beni dilimi kurutsun eğer öyle bir şey söyle amacını taşıyorsam, ulusumun menfaatini en yüce şekilde savunmak isterim ama böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani bu işte keşke aşılabilseydi yani bu 20 yılda. İnşallah, hatta ben Rojava, şunu söyleyebilirim. Rojava hadisesi çok şey değiştirdi, onu söyleyeyim. Değiştirdi ama mesela ben şeye çok bir taraftan sevindim, bir taraftan da üzüldüm. Yani mesela Rojava'nın bütün diplomasisi Erbil üzerinden gerçekleşti. Evet. Ve bunu Mazlum Kobani de söyledi, evet, dün Neçirvan Barzani de söyledi. Yani mesela 40 yıldır işte bir hareket var, birkaç milyon nüfus var Avrupa'da. Yani diplomaside hiçbir etkinlik göstermediler. Bu yüzden diplomasimiz çok kötü durumda. Evet. Fakat bu geliştirilebilir. İkinci bir şey, çeşitli devletlerin, halkların bize karşı bir sempatisi oluştu. Yani şu an aslında bunu geliştirmenin tam zamanı. Avrupa'da bizim okumuş olanlarımız, dil öğrenmiş olanlarımız, üniversitelerde akademisyenlerimiz lütfen kendileri üzerine bir vazife görev alsınlar. Öyle. Doğru söylüyorsun. Vazife alsınlar. Bununla ilgili uğraşsınlar. Önemli bir konu mesela daha. Mesela burada söylüyorum, ben Erbil'deyim. Üstümüze düşen ne varsa, evet, burayla bağlantı konusunda kurabiliriz. Eyvallah. Bravo. Ve Rojava'da Mazlum Kobani Allah söylesin. Vesaire, bunlara açıklar yani. Allah söylesin. Bu şeylere açıklar. Yani siz de üzerinize düşeni yapın. Evet. Ben mesela hiçbir şey yapmıyorsanız, sizin dediğiniz gibi giyin elbiselerinizi, metronun kapısında gerekirse insanları bilgilendirin. Aynen öyle. Kavga etmeden, aynen, saldırmadan. Aynen. Tebessüm edin. Konuşun. Yani Avrupa toplumu, bu böyle bir şey. Toplumu çok açık bir toplum. Üstadım, Irak Petrol Bakanı bugün TC ile Kerkük Ceyhan boru hattı inşası yapılacağını söyledi diyor Abdullah Moiz. Çok önemsediğim bir konu. Bir daha tekrar Irak Petrol Bakanı, hı hı, bugün TC ile Kerkük Ceyhan bu petrol hattı inşası yapılacağını söyledi. Yedirirler, hı hı, mi sizce? Yani bunu yedirirler mi sizce? Yani şöyle bir durum var. Mesela şey, bir satranç tahtası ama Ortadoğu. Bunu şeyden acaba şeyden bağımsız da düşünebilir miyiz? Bu federal, bu anayasa tartışmalarından bağımsız düşünebilir miyiz? Yok, bağımsız. Bakın, o hiçbir siyasette hiçbir şey diğerinden bağımsız bir konu değil. Değil mi? Her şey birbirine bağlıdır. Mesela çok basit bir şey hatırlayın. Türkiye Cumhuriyeti bir iç güvenlik yasası diye bir yasa onayladı. Evet. 2014 miydi, 15 miydi? Evet. İç güvenlik yasası
onaylanırken ben çok sert yazılar yazdım. Dedim ki biz Kürtlerin evine ateş yağdıracaklar. Şiddet dalgası geliyor. Kendinizi koruyun. Bütün yakın arkadaşlarım bile dedi ki hoca ya herhalde sen kafayı yedin. Ortam çok iyi, bilmem ne çok iyi. Ya dedim ki ben bu yasanın içeriğini okudum. Eğer bunlar devreye girerse bırakın şeyi, bırakın Türkiye'nin sınırlarının içindeki bölgelerdeki Kürtler, dışarıdaki Kürtler de tehlike altında. Nitekim bu yasaya dayanarak dışarıda gittiler, Sakine Cansız'ı öldürdüler. O iç güvenlik yasasıyla birlikte hendeklerde Kürt şehirlerini yok ettiler. Aynen. Kürt gençlerini yok ettiler. Bugün Rojava'ya işgal girişiminde bulunulduğu zaman kuzeyden ses çıkmadı. Çıkmamasının temel sebebi bu enerjinin devlet tarafından çok daha önceden yok edilmesiydi bir işbirliğiyle. Bugün petrol boru hattı, yani alanınızı severseniz bugün sırası mıdır? Bağdat'ta hükümet kalmadı. Başbakan kaçmış. Evet. Hangi petrol bakanlığı? Bu başka hangi bir boru? Bu başka bir şeye hizmet ediyor. Tabii. Evet. Bu yüzden Kürtler, yani her şey birbirine bağlı. Bir soru daha var. Bu arada bayrakla ilgili bir soru vardı. Biz onu kaçırdık. Evet. Şimdi benim bildiğim kadarıyla PKK Kürdistan bayrağını kabul etmiyor. Benim bildiğim kadarıyla PYD de kabul etmiyor. PKK ve onun devamı olan hareketlerin en büyük argümanı şudur Kürdistan bayrağıyla. Biz bu bayrağı tanımıyoruz çünkü bir Kürt Ulusal Kongresi bunu kabul etmemiştir. Bu yüzden kongreyi toparlayın. Gerekiyorsa orada oylama yapın. Bu PKK'nin argümanıdır. Savunusu budur. Fakat Kürdistan bayrağının Güney Kürdistan hükümetiyle bir alakası yok. Çok 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 eski bir bayraktır ve 1918'de Teçkilat-ı İçtimaiye Kürdistan Cemiyeti tarafından 1918'de çizilmiş, konulmuş, 1927'de de Hoybun tarafından kabul edilmiş ve Agri isyanında kullanılmış bir bayrak. Aynen. Yani Barzanilerle bir alakası yoktur. Barzani hareketiyle bir alakası yoktur. Güney Kürdistan'la da alakası burada yoktur. Burada bir parantez sadece içerisinde bir şey söyleyebilir miyim? Mesela bayrakla. Lütfen. Bu ala rengin bayrağının ilk şekliyle tarihte ilk defa şerefle söyleyebilirim doğduğum şehir olan Varto'da göndere çekilmiştir. Göndere çekilmiştir. Doğrudur. Evet. Şimdi bakın şöyle bir durum. Aynı o bir de 27'de Bedirhan, Celadet Ali Bedirhan'ın başkanlığındaki Hoybun Kongresi'ndeki hali hala Sinemhan Bedirhan'ın evinde. Aynen doğru. Ben gittim fotoğraf da çektik onun yanında. Fakat PKK bunu kabul etmiyor. Zaten bizim PKK'ye Kürdistani eleştirilerimizden bir tanesi de budur. Yani Kürdistan bayrağını kabul et diye. Fakat benim elimde mesela Murat Karayılan'ın ve benzeri birkaç tane PKK gerillasının masasında Kürdistan bayrağı varken çekilmiş fotoğrafları var. Yani 1990'lı yıllara ait öyle sanıyorum. Yani bir dönem kabul etmiş görünüyor. Fakat sonrasında nasıl olmuşsa böyle bir sıkıntı çıkardı. Evet. Yok aslında PKK'nin ilk başlangıcında bayrakla bir sorunları yoktu. Yoktu ama mesele şu an. Yani şartlar belirliyor. Evet. Çünkü PKK Güney Kürdistan'a, Kandil bölgesine geldiğinde İdris Barzani tarafından getirilmişti. Bugün Neçirvan Barzani'nin babası rahmetli. Onun tarafından Kandil onlara verildi, para verildi, geliştirildi. Peşmerge diye bir dergi çıkardılar. Hatırlıyorum. Yani ben öyle biliyorum. Hatırlıyorum, bende de var. Yani bu yüzden yani Kürt partileri kendi aralarındaki siyasi meseleler sebebiyle ara ara çakışabilirler, bilmem ne olabilirler Selim, ama doktor üstadımız Selim Çivilkaya tekrar sorar. Sevgili İbrahim Halil, silah bırakma hususuna ne düşünüyorsunuz? Yani şey anlamda, PKK bırakır bırakmaz ayrı bir şey, gereklilik tabii anlamında, doğruluk anlamında. Şimdi ben bu konuda yazı da yazdım. Ve temel düşüncem şu, ben Kuzey Kürdistan'da PKK'nin silahının Kürtlere zarar verdiği düşüncesi. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle. Çünkü
devlet tarafından çok kolay manipüle edilen bir şiddet tuzağına çekiliyoruz biz her seferinde. Evet, maalesef. Selim Bey'in de bahsettiği gibi oradan işte Cemil Bey bir şey söyler. Giderler bir onbaşı vururlar. O da gelir Kürt köylüsünü öldürür. Bilmem neyini ne yapıyor. Yani böyle bir şey var ve ben Türkiye'de Türkiye'nin bu silah meselesi sebebiyle Kürtlere ciddi manada Kürtlerin önünü tıkadığını, Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin kazanılmasında kazanılmaması için bir bahaneye çevrildiğini falan düşünüyorum. Bu yüzden PKK'nın Kuzey Kürdistan'da uzun bir süredir böyle düşünüyorum ve yazdım da tamamıyla silahlara veda etmesi gerektiğini, bunun Kürtlerin siyasetine bir ne derler ona bir fayda sağlamadığını düşünüyorum. Nitekim Kürtlerin evleri başına yıkıldığı zaman bizim silahımız işe yaramadı. Evet. Yani PKK kalkıp bunun intikamını almadı. İşte gidip onların evlerini başlarına yıkmadı. Şu an teknolojik sebeplerden dolayı da silahı kullanamıyor neredeyse. Bu yüzden Kuzey Kürdistan'da bir gerekliliğinin kalmadığını düşünüyorum. Fakat ben şiddet karşıtı bir adamım ve silahlı mücadeleyi gayri meşru görmüyorum. Bir halk gerekiyorsa silahlı mücadeleye başvurabilir. Bu çünkü aynı zamanda ya Birleşmiş biz bunu Milletler'in bir de kabul ettiği... Yani halk olarak biz bunu konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği temel ilkelerden bir tanesidir. Diyor ki eğer bir halk kendi kaderini tayin etmek için bütün yollara başvurmuş ve bir sonuç alamamışsa silah kullanma hakkına sahiptir. Evet. Şimdi eğer Kürdistan kurmak için siz silah kullanmaya başlarsanız bu bir haktır. Ama yok işte ben Türkiye'deki rejimi değiştireceğim, demokratikleştireceğim Türkiye'yi, bunun için silah kullanacağım derseniz terörist kabul edilirsiniz. Mesela şunu düşünün, CHP bugün çıksa dese ki ben Erdoğan rejimine karşı silaha sarılıyorum, terörist olur. Tayyip Erdoğan kalkıp dese ki ben işte AK Parti'nin bütün üyelerini silahlandıracağım. Çünkü ben iktidara gelmek istiyorum. Ve işte iktidarda olmayan bir parti dese. Bu yine terörist eder bunu. Şimdi PKK uzun bir süredir teorik olarak, stratejik olarak, siyasal olarak bağımsız Kürdistan'la ilgili bir fikre sahip değil. Bunu önermiyor. Buna karşı çıktığını söylüyor. Ve Türkiye içerisinde de Türkiye'yi demokratikleştirmek gibi bir hedefin olduğunu söylüyor. Evet. Bunun için silah kullanmasına gerek yok. Bu Kürtlere zarar veriyor. Bu yüzden bırakması gerektiğini düşünüyorum. Fakat hatırlarsanız Rojava'ya yapılan müdahalenin gecesinde biz evet. Bir Selim Bey, Hacer Şamil evet. Ve üçüncü olarak da ben çıkmıştım. Aynen. Keko Hacer demişti işte hepimiz direnmeliyiz, bilmem ne yapmalıyız, işte saldırmalı Türkiye falan, hatırlarsınız. O şey büro, evet. O Kürdistan'ın ruhu babasından kalma. Ben de ona şey söylemiştim hemen sonrasında söz alıp, ben sizi direnişe çağırmıyorum, evinizde oturun. Çünkü bizim Rojava'da bir ordumuz evet. var. Kahraman bir ordumuz evet. var. Türkiye eğer uçak kullanmazsa Kürt ordusu, Türk ordusunu perişan edecek demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Aynen de öyle oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Rojava'da artık bizim meşru bir ordumuz var. Ve başında da meşru bir generalimiz var. Dünya tarafından kabul edilmiş meşruiyeti. Bugün uluslararası koalisyonla da anlaşma imzalamış. Aynen öyle. Ordumuz var. Bu artık profesyonel bir iştir. Yani askerlik vakti gelenler askerliğe gidecek. Hepimiz. Gönüllü olmak isteyenler gönüllü olarak Eyvallah. Gidecek. Her neyse onun şartları, ona uyacağız. Yani dünyada evvel gün hatırlarsanız biz şeyden bahsettik. Yani bir hükmü kabul etmekten. Almanya'daysanız Almanya'nın kanunlarına riayet tabii, edeceksiniz tabii, demiştik. Tabii. Şu an Rojava'da da bizim bir kanunumuz var. Bizim riayet etmemiz gereken meşru bir hükümetimiz ve meşru bir ordumuz var.
Ordumuzun komutanı da birleşin diye emir veriyor bizim siyasilerimize. Evet. Yani bunlar iyi şeyler. Bu yüzden PKK'nın, Kandil'in silahının da artık Rojava'da bir geçerliliği şimdi, yok. Yalnız fakat öyle bir, bırakmaz bence. Şöyle bir şey de var. Şöyle bir karşıt bir görüş de var. Mesela güzel insanlardan birisi alim bir Kürt Mehmet Büfit der ki elinde silahı olmayan bir milletin hiçbir caydırıcı rolü olmaz. PKK'nin elindeki silahlı güçlerin evrilmesini ve dönüşümünü savunmak daha doğru olacaktır. Bu bir. İkincisi Yılmaz Kıyıcı sizi seven bir dostunuz. Şöyle der. PKK Kuzey Kürdistan'da silahı bırakırsa Güney Kürdistan olmak üzere tüm Kürt milleti işgalciler topraklarıyla beraber kolay lokma olurlar. Böyle korkular şimdi, da var. 2012-13 yılına kadar benim yazılarım vardır, hala arşivlerde bulunabilir. Ben Abdullah Öcalan'ın silahları bırakın, geri çekilin tezlerine karşı sert yazılar yazıyordum. Silah bırakılmamalıdır. Kürdistan'daki silahlı güçler boşaltılmamalıdır. Evet. Silahlı mücadele bırakılmamalıdır diye yazılar yazdım. Fakat sonrasında şartlar değişti. PKK büyük oranda geri çekildi. Boşalttığı mevzilerde yüzlerce yeni karakol yapıldı. 2014 yılında hatırlarsanız ben size o zaman da yazmıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onun ihale kararnamesini de yayınlamıştım. Sonra Gündem Gazetesi de bunu haber yaptı. Evet. 403 tane yeni karakol yapıldı ve bunun 126 tanesi daha önce Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca girilmemiş mıntıkalarda yapıldı. Şartlar değişti. Şartlar değiştiği için şu an PKK'nın silahının varlığı Türkiye üzerinde caydırıcı değildir bir. İkinci bir nokta, Türkiye'nin silahlı varlığı, Yılmaz Bey'in sorusuna cevap olarak söylüyorum. Bugün Türkiye'nin Güney Kürdistan'a müdahalesini sağlayan bir araca dönüştü. Doğrudur. Mesela İdris Barzani'nin PKK'yı getirip kendisiyle Türkiye arasına koymasının temel sebebi buydu. Kendisi ve Türkiye arasına bir tampon bölge kurmak. Mesut Barzani'nin de Kandil'de PKK güçlerine izin vermesinin sebebi budur. WikiLeaks belgelerinden hatırlarsanız Mesut Barzani Amerikalılar diyor ki biz PKK'yı yok edeceğiz. O da diyor hayır ben bırakmam. Bir tane PKK'liye diyor dokunmanıza izin vermem. WikiLeaks belgeleri yayınladı bunları. Ama bizi işte ben bunu okudum. Sebebi evet, bazı sebebi Kürtler tam görmüyor. Da buydu. Evet, bazı Kürtler görmüyor. Sebebi tam da buydu. Yani bir tampon bölge oluşturulması, Türkiye'nin Güney Kürdistan'a müdahalesinin geciktirilmesi. Fakat bugün şartlar değişmiş durumda. Hatta son 5 yıldır değişmiş durumda. Dağları kaybedince ne oldu? Kürdistan dağlarından bir kez çekildiler. Orayı boşalttılar. Boşaltınca Türk devleti oraya karakollar kurdu. Karakollardan sonra tekrar PKK oraya dönemedi. Dönemeyince hatırlarsınız. Biz ne yapacaksınız? Siz hata yaptınız dediğimizde herkes diyordu ki savaşı şehirlere taşıyacağız heval. Ve taşıdılar. Hendek olayları oldu. 10 tane şehrimiz yerle bir edildi. Yani bu hafızayı niye tekrar tekrar hatırlatmamız gerekir? Hepiniz şahit oldunuz. Ha, burada sorun şu. Rojava'da şu an bizim meşru bir ordumuz var. Yaklaşık 100 bin tane askerimiz var orada. Güney Kürdistan'da bir peşmerge ordumuz var. Zerevani ordumuz var. 10 binden fazla Roj peşmergesi var. Kuzey Kürdistan'da da silah kullanma imkanımız yok. Evet. PKK'nin silah kullanma imkanı ortadan kalkmış. Yılmaz Kıyıcı sizin bu söylediklerinize dair şöyle bir şey söylüyor. PKK'ya silah bırakın demek yerine tüm Kürt güçleriyle gücünüzü birleştiren ortak hedefiniz olan Kürdistan'a hizmet edin çağrıları daha doğru ve rasyonel değil midir? Evet.
Bunu söylüyoruz. Evet. Selim Bey'in sorusu evet, üzerine. Evet. Yani bu duygusal, bir kez bir duygusallık var. Yani onu da bilelim. Ama şöyle bir durum var. Yani mesela bizim PKK ile ilgili eleştirilerimizin hepsi itikadi meselelerdir. Ameli meseleler değildir. Yani teorik meselelerdir. Pratikle ilgili değildir. Yani onun gerillasına, onun kahraman ruhuna, fedakarlığına biz karşı değiliz. Veya bunu eleştirmedik hiçbir zamanda yani. Evet. Sadece sorun şurada, Kürdistan istemiyorum. Demokratik özellik istiyorum. İşte demokratikleştireceğim. Bütün. Sizce bu ölmedi mi bu konu. Fikirler yani. Öldü değil mi ama? Rojava'yla beraber. Bence öldü. Bence Rojava'yla birlikte. Hakların kardeşliği falan safsatası öldü. Bunların hepsi çöktü. Evet. Bunların hepsi çöktü. Fakat 3 tane şey var. Kerkük, Afrin ve Hendekler. Bu 3 meseleden sonra Kürdistan'daki bütün siyaset değişmiştir. Artık bu eski argümanlarla siyaset yapılamayacağı ortaya çıktı. Rojava meselesi, yani bu son dönemdeki Rojava meselesi buna bir katman daha ekledi. Bizim önümüze yeni fırsatlar getirdi. Bunun için de en önemli iki nokta şu. Bir, Rojava'daki kardeşlerimiz PKK ile arasına mesafe koyacak. İki, PKK İran arasına mesafe koyacak. Ve şu ortaya çıktı. Bütün dünya, Avrupa, Rusya, Amerika, Türklerin Kürdistan'a saldırmasının önünde eğer biz onların bu yeni projesine uygun davranırsak bizi koruyabilecekler. Evet. Bu böyledir. Bugün Kandil'de 5000 gerillanın olması buna herhangi bir fayda sağlamıyor. Evet, yani biz şimdi bu devrim kardeşim eleştirileri... Hemgin Elihi de demiş ki, Breiz İbrahim, eğer PKK bir yer bedeci, çeka değineci devlete Türk nahili rastı. Doğru. Yani Abdullah Öcalan'ın görüşme notlarında bu var. Öcalan diyor ki bütün güçlerinizi çekin. Orada bir kurmay albay diyor ki hayır diyor. İşte ise 500 tanesini bırakın diyor. Yani böyle şeyler var, doğrudur ama bunlar bizim artık Rojava, bu günlerde tartışmamız gereken şeyler. Tartışmamız gereken şeyler değil. Bizim şu an iki tane temel gündemimiz vardır. En son bir şey daha sorayım. Sanırım takip ettiniz mi bilmiyorum. Bu yayın esnasında lütfen. Ajanslara düştü. Twitter'a düştü. Sayın Breiz Kek Trump'ı kimyasal böcü aramış. Konuşmuşlar. Her zamanki üslubuyla Kek Trump şöyle demiş. Çok yapıcı, muhteşem bir görüşme oldu falan. Kimyasal böcü diyor ki olumlu bir görüşme oldu. İlişkilerimizi bölgemizde meseleleri ele almış gibiyiz. Görüşmelerde terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesi ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Yani mesela herkes Tayyip Erdoğan Trump'ın böyle işte saçma sapan, çılgın, deli meli bir şey olduğunu falan sanıyor. Ben Amerika seçimlerinden önce Trump iyidir diye bir tweet atmıştım. Aynen. Ve çok da tartışılmıştı. Sonra Trump seçildi. Henüz daha Trump aday da değildi. Evet. Sadece bir kulis bilgisinden Trump'ın aday olacağını öğrenmiştim. Şimdi aradan bir zaman geçti. Tabii bu Trump'ın Kürtleri satması vesaire falan üzerine bazıları sordu. Siz hala Trump'ın iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Ben evet dedim. Fakat Allah razı olsun demeye de çekildim. Trump veya Amerikalılar bizi sattı diyenler aslında şeyi okumayı bilmeyenler. Bu jeopolitiği okumayı bilmeyenler. Şu an dünyada Recep Tayyip Erdoğan'ın
Tek dostu kaldı, o da Trump. Ya konuşabildiği tek kişi. Biz belki ikisine de teşekkür edeceğiz. Sırf bu fırsatların yaratılmasını sağladığı için. Enteresan. Tayyip Erdoğan'ın dünyada bir kredisi kalmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an dünyadaki imajı çok berbat. Çok berbat. Bunu sittin sene düzeltemezler. Evet. Ha, şimdi bu bizim için bir fırsat. Hadi bakalım. Tamam mı? Yani bugün bir tane Türk stratejistlerinden bir tanesi şeyi paylaşmış. Türkiye'nin şu an kontrol ettiği haritayı paylaşmış. Henüz M4 karayoluna ulaşamamışlar. Demiş ki galiba biz büyük bir kazık yedik. Evet. Bütün hedefleri o M4'tü. Tabii M4 karayolu, evet. Çünkü aynı zamanda bir şeydir. Transit, uluslararası yoldur. Onu ele geçirdiğiniz zaman siz Kerkük'e kadar iniyorsunuz. Tabii Kerkük'e kadar inersiniz ve bu şeydir. Yani bu önemli bir noktaydı ve şu an Türkiye'nin M4 karayolu üzerinde bir etkisi yok. Evet. Fakat mesele şurada. Türkiye oraya girerek kendi sonunu hazırladı. Evet. Trump'la konuşur, iyi dilekler söyler, bilmem ne yapar falan. Fakat hakikat ortada. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Recep Tayyip Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Kendi halkının lideridir. Önemli bir figürdür, önemli bir aktördür. Bakın düşmanınızı hiçbir zaman küçük görmeyin. Siz ne zaman onları küçük görürseniz kaybetmişsiniz. Evet. O yüzden iyi değerlendirmeniz lazım. Mesela ben onun bütün grup toplantılarını izliyorum. Yüz ifadesini okumaya çalışıyorum. Söylediği şeylerin metin altına bakmak istiyorum. Satır aralarına bakmak istiyorum. Yani çünkü bize savaş açmış adam odur yani. Ona değil kime bakacağız. Böyle bakmamız gerekiyor. Şimdi istediği kadar söylesin. Türkiye artık baş aşağı inen bir konumdadır. Fakat onların baş aşağı inmesi yalnız başına bizim işimize yetmiyor. Bizim de baş üstü çıkmamız gerekiyor yukarıya doğru. Ve bizim önümüzde böyle fırsatlar var. Tayyip Erdoğan'ın Trump'la ne konuştuğundan öte Mazlum Kobani'nin Trump'la ne konuşacağı bizim için önemlidir. Mesut Barzani'nin Trump'la ne konuşacağı bizim için önemlidir. Neçirvan Barzani'nin Trump'la ne konuşacağı bizim için önemlidir. Bu yüzden Türkiye kaybediyor ama bu yalnız başına bize yetmiyor. Bizim kazanmamız gerekiyor. Mesela kuzeydeki Kürt siyasetinin yeniden kendisini yeniden dizayn etmesi gerekiyor. Yeni söylemler geliştirmesi gerekiyor. O 1980'lerin, 60'ların, 70'lerin, 90'ların, 2010'ların haliyle siyaset yürütülemeyeceği ortaya çıktı. Biz ne yapacağız? Buna bakmamız evet. gerekiyor. Amerika kendi çıkarına bakar. Bir stratejisi vardır. Bir planı vardır. Bir beklentisi vardır. Bugüne kadar 8 trilyon dolar harcamıştır bu projeye Suriye ve Irak'ta. Bu parasını da doğal olarak bir yerden çıkarmak ister ve bunu çıkarları için yapar. Dünyada demokrasi havarisi olduğu için değil. Biz de öyle bir şey yapmalıyız ki kendi ulusal projemiz ile Amerika'nın projesi uyuşmalı. Onlar kazanırken biz de kazanalım. Onlar değiştirirken biz de kendi haklarımızı çok alalım. Çok doğru. Yoksa biz, çok doğru. Ben böyle bakıyorum olaya. Şimdi Evin Asmin hanımefendi der ki Sayın İbrahim Halil Baran parantez içinde bir söz söylüyor. Onu okumayayım. Bize savaş açan USA. Ben son cümlelerimi onu gördüğüm için söyledim. Öyle mi? Tamam. Evet. Son cümlelerim tamam. Zaten Evin Hanım saçmalama dediği için evet ona bir tamam. Evin Hanım böyle takdir buyurmuş. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Halkımız bize hakaret edebilir. Halkımız var. Bize şimdi evet, de bu yani kesinlikle sizin zaviyenizden bilmek isterim lütfen. Hakaret ile eleştiri arasındaki ince şey nedir yani ince ayrım veya ince fark nedir? Yani şöyle bir durum var. Mesela ben saçmalama demeyi hakaret olarak kabul ediyorum. Ben de öyle görmüyorum çünkü, da.
Gerçekten İbrahim Halil Baran'ın saçmalama durumu vardır. Hakkı da vardır. Tabii. Bize düşünen bir kitle lazım. Bize düşünen bir Kürt bireyleri lazım. Çok doğru. Mesela bir ara herkes bana şunu söylüyordu. Ya sana bu kadar insan küfür ediyor, niye engellemiyoruz? Hı hı. Ben şuna inanıyorum. Bir adam küfür ediyorsa demek ki bir reaksiyon veriyor. Hı. Biz bunun için sevinmeliyiz çünkü o adam hala ölmemiş. Beyni çalışıyor. Tepki veriyor. Bir canlılık emaresi. Bağışlayınız. Estağfurullah. Vallahi. Gerçekten. Evet. Bu bir canlı. Evet. Yani mesela kim cevap vermez? Ölüler. Canlı olmayan. Ölüler. Ölüler. Ha, şimdi eğer bir kişi küfrediyorsa demek ki bir düşüncesi var. Evet. Bu düşünce yıkılmasın diye bir reaksiyon veriyor. Evet. Fakat haksız düşüncelerin veya yanlış düşüncelerin doğru düşünceler karşısında hiçbir gücü yoktur. Eninde sonunda yıkılmaya mahkumlar. O da çok doğru. Şimdi biz doğru bir şey savunuyoruz. Yani Allah var, 5 yıl önce, 5 gün önce, 10 gün önce küfreden insanlar bugün aynı noktaya geldi. Aynen, aynen. Bugün bir tane arkadaş biraz önce göndermiş. Bugün Mazlum Kobani'nin ve şeyin Murat Karayılan'ın birebir benim kelimelerimden daha önce yazdığım tweetlerden aynısını karşılaştırmışlar. Yan yana koymuşlar. Demişler ki eninde sonunda geldiğiniz nokta bu oldu. Güzel olmuş. Bu aslında benim gücüm değildi yani. Bunu Ahmet Ehani söylüyordu, Mazlum Doğan söylüyordu, hepsi söylüyor. Evet. Sadece bizimkiler bundan saptılar. Şimdi geri dönüyorlar. Doğruluğa dönüyorlar. Ha şimdi bu yüzden ben şey yapmıyorum. Yani küfür edebilirler, şey yapabilirler ama mesela benim kabul etmediğim bir şey var, iftira. Evet, bu kötü. Benim demediğim bir şeyi, bir adam sen böyle dedin dediği zaman çıldırıyorum abi. Evet, evet. Çıldırıyorum ya. Çünkü ben şuna inanıyorum. Ben zaten öyle demek istesem onu derdim. Ya ben onu demek istememişim, şunu demek istemişim. Yani ikisi arasında, ben çünkü semantikçiyim biraz, anlam bilim üzerine çalıştım. Bir cümle ne diyor? Bu cümlenin karşılığı nedir ve ne değildir? Ses yok mu diyor bizim Hodest Hamden. Ses var sevgili dostum. Evet. Ben bilmiyorum. Yok, ses gayet net. Biz de duyuyoruz. Ha. Evet. Şimdi bu yüzden halkımız bize hakaret edebilir. Bize küfür edebilir. Ben bunu normal görüyorum. Buna kızmıyorum. Yeter ki hakikate ulaşsın eninde sonunda. Bu da bir yol çünkü. Evet. Mesela şey çok önemlidir. Yani bu Hristiyanlıkta bir mezhepte çok ilginç bir şey vardı. Adamın ismini unuttum. Rasputin. Rasputin, ha. Bu Rusya'da ortaya çıkıyor. Diyor ki sizin affedilebilmeniz için önce günahkar olmanız lazım. Çok güzel. Çok güzel. Allah'ım beni affet diye yalvarıyor Hristiyanlar. İyi de diyor ki siz günah işlemediniz ki. Galiba köylülersiniz siz. Siz ne günah işlemiş olabilirsiniz? Evet. Allah'ım bizi affet, bizi cennetine al. Allah'ım bizi affet diyor köylüler. O da diyor ki yani siz gariban köylülersiniz. Altı üstü tarlanız da doğru düz bir şey vermiyor. Açlıktan ölüyorsunuz. Yani siz günah işlemiş değilsiniz. Günah işleyin. Kirlenin sonra temizlenirsiniz. Sonra temizlenin. Yani bu yüzden bir de küfür edebilirsiniz. Tabii ama güzel bir anekdot olur. Anlatıyor. Tarihi Lola. Der ki halkımız bize hakaret edebilir dedi de aklıma Said Elçi geldi. Devlet bir fakir Kürt kadınını Said'in evine yerleştirir. Hı hı. Said Elçi'nin eşi fark eder ve Said'e söyler. Said tarihi bir şey söyler. Karışma, o benim halkımın o halkım sayemde ekmek yiyor. Yani biliyorum kime çalıştığını ama fakir, karışma, sayemde ekmek yiyor. Yani bunun sayesinde maaş alıyor. Bari diyor benim sayemde bir maaş alıyor anlamında. Ya öyle güzel, işte mesela güzel. Şey halkını vardı yıllar önce bir şey, evet. Bir Sait arkadaşımız vardı İstanbul'da. Ne yaptı, nerede onu hiç bilmiyorum. Yıllar önce bir belki 10-15 yıl önce bir ara milletin arasında şey vardı. Diyorlardı telefonlar dinleniyor.
O da şey yapıyordu, ısrarla telefonla arıyordu, Kürtçe konuşuyordu. O sırada PKK diyordu, Öcalan diyordu, bilmem ne diyordu. Bir gün dedim ki, ya Keko, millet diyor ki telefonlar dinleniyor. Dedim, sen niye bu kadar şey yapıyorsun? Dedi, ama Kürtçe yapıyorum. Dedim, yani ne? Devlet Kürtçe bilen eleman alsın. Bazıları da ondan maaş alsın. Anlayamadıkları için dedi, eninde sonunda Kürtçe tercümana gitmiyorsun. Velhasıl yani ben şey olarak görüyorum. Fakat öyle sanıyorum Jindar yine sormuş. Evet, şimdi Jindar tekrar yani, gelmiş. Ben biraz onu söyledim. Hoş gelmiş. Ben yani genç bir arkadaşımız, evet. Belli bir enerjisi var, bir evet. Şeyi var. Yanlış yerlere kanalize etmemesini tavsiye ederim. Herkesin hata yapma hakkı var. Bizim de var. Yok yok, yani şey de olabilir. Yani bu mesela Gadamer'in bir sosyoloji, muhataplık üzerine bir şeyi var, bir teorisi var. Diyor ki, yani bir adam işte arkadan bağırdı, hey hey işte Ethem dedi, sen geri döndün, baktın sevmedin, bir adam yoluna devam ettin. Ama diyor sen artık arkana bakmış oldun yani, muhatapsın artık. Doğru. Kabul ettin yani o sesi falan. Şimdi bizim hikayemiz biraz bu, yani bir şey söylüyoruz, karşı taraftan olumlu, olumsuz bir tepki alınması normal. Fakat dediğim gibi bunun da belli bir şey olması lazım. Ben iftirayı sevmiyorum. Demediğim şeyleri denilmiş gibi gösterilmesini sevmiyorum. Yapmadığım bir şeyin yapılmış gibi gösterilmesini sevmiyorum. Mesela burada çok terbiyesiz bir adam söylemiş işte. Birkaç kez gönderdiler bana şeyini de. Ya işte İbrahim Halil Baran Erbil'e geldi. Oradaki hükümet onunla ilgilenmedi. Rojava'ya geçmek istiyor. O yüzden Rojava'yı övüp duruyor. Yani benim böyle bir niyetim yoktu, bir şeyim yoktu. Ben vatanperver duygularla Kobani'yi nasıl savunuyorsam Kerkük'ü de öyle savundum. Kerkük'ü savunduğum zaman, referanduma sahip çıktığım zaman da buraya geleceğimi bilmiyordum. Yani bu böyle bir şey. Oradan öyle bir yorum, bir şey yani bu değil. Bunu ben mesela, bunu hakaret olarak algılarım. Ama bir adam benim, bana küfreder, istediği kadar etsin. Bu hiç önemli değil. Çünkü yeter ki hakikate erelim, birlikte erelim. Gerekirse kötü bir yoldan erelim. Yani hiç önemli değil. Ama erelim. Evet. Hakikati görelim. Kürdistan'ın hakikatine varalım. Meselemiz evet. Budur. Yani. Servetcan kardeşim, ben saç ektirmedim. Yani, saçım olduğu gibi duruyor. Evet. O merak etmiş birisi. Mesela Jindar yine aynı şeyi yapıyor. Mesela diyor ki bir ay önce gelin çiğ köfte yoğuralım diye meydanlara çıkarak savaş tamtamları çalan siz siyasi abilerimiz. Biz savaş tamtamı çalmadık. O da öyle bir espriye tekabül etmiyor. Gelin savaşalım falan da değil. Ben zaten 1,5 ay önce yazı yazdım. Türkiye niçin Kürdistan'ı işgal edemez? Ederse bile niçin bu sınırlı olmak zorundadır? Belli bir görev karşılığında bunu yapacağına dair ben yazı yazdım. Ve söylediğimiz her şeyde noktası noktasına çıktı. Mesele burada yaş veya sizin şahsiyetiniz değildir. Ben hepinizin şahsına saygı duyuyorum. Fakat birbirimizi kötüleyerek, birbirimizi yanlış yorumlatarak, yanlış yorumlayarak bir yere varamayız. Meselemiz bu. Yoksa ben hiç kimseyle bir sorunum yok. Yıllarca APO'cular bana küfrettiler. Hiçbir tanesini doğru dürüst engellemedim bile. Şimdi yani. Beni Jindar Bey... Avesta Sur da mesela geçen yani şey yaptı. Dedi ki ben karikatürünü çizdiğim için beni... engellemişsin, o da öyle değildi. İzah ettim. Falan şeyi ben söylemediğim halde siz söylemişim gibi yaptınız. O yüzden engelledim. Evet. Lütfen. Şimdi, evet, neyse Jindar, bunu şahsi Jindar bir meseleden aynen, çıkaralım. Jindar Bey ki, evet, kendimizi tebrik ediyoruz. Sizi blokladık. Blokajı kaldırdık. Kendimizi tebrik ediyoruz. Geri adım atan benim. Sen değilsin. Eyvallah. Sağ ol. Üstadım, geç oldu. Güzel bir sohbet oldu. Halen 200 üzerinde izleyiciniz var. Sorular gelirse sorarım. Eğer siz yorumladıysanız... Yani varsa soru şey. Yok yok, benim edelim. Şu an yarın da programım yok. O zaman, devam edebiliriz. Benim açımdan o zaman eğer ben, siz de... Ben biraz merak ettiğim konulara gireyim. Şimdi Güney Kürdistan'da sosyoloji nasıl bir durumda? Çok merak ediyorum. Heuler'de Kürt halkın en çok neyle meşgul, sosyal hayatını nasıl sosyal hayatı nasıl sürdürüyor? Bu ikinci bir şey, bu Türk dizileri
oradaki durumu, hali nedir? Türk kültürü bizi esir almış mıdır? Almak üzere midir? Şimdi bakın şöyle bir durum var. Mesela yıllar önce HADEP Kuzey Kürdistan'da belediyeleri kazandığında ben 20 küsür yaşında bir 20 yaşına girmemiştim. Evet. Fakat o zaman belediye başkanı olan, benim bulunduğum ilçede belediye başkanı olan kişinin doğru dürüst okuma yazması yoktu. Bu yüzden arada bir belediyeye uğruyordum. Bir şey gelmişse ona okuyordum. Çünkü etrafındakilere güvenmiyordu. Hep onu yanlış yönlendiriyorlardı. O zaman ben ona şunu söylemiştim. Kafamdaki en büyük sorun oydu. Dedim ki, ya Kürtler artık köyde yaşamıyorlar. Bu yeni bir şehirli Kürt yaratılması gerekir. Bununla ilgili ne çalışma yapabiliriz başkanım demiştim. O da dedi ki, benim de kafamda bu bir sorudur ama dedi ne yapacağımıza dair benim bir fikrim yok dedi. Onu dedi arkadaşlara soralım, onlar acaba ne yaparlar. Sonra ben öğrenci olarak Diyarbakır'a gittim. Feridun Çelik'le o zaman gidip geliyorduk. Belediye başkanıydı Diyarbakır Büyükşehir Belediye. Seyran Tepe'de köyleri yakılmış ve Diyarbakır'a göç etmek zorunda kalan, barakalar içinde yaşayan insanlar vardı. Onlarla ilgili ben işte bir döküm çıkarmıştım o zaman. Kaç kişiler, nereden gelmişler, hikayeleri nelerdir. Mesela hiç unutmuyorum. Başınızı ağrıtmayacak. Estağfurullah, buyurun. Duygusallaştım çünkü. Bir tane adamın evine gitmiştik. Dışarıdan görseniz içinde insan yaşayamaz. Yani baraka, tenekelerden bir baraka örülmüş. Fakat biz içeri girdikten sonra içeride ilginç derecede güzel halılar, hatta böyle o tenekeden tavana asılmış bir avize. Çok güzel, şık. Ben tabii şok geçirdim. Dedim ki Allah Allah, herhalde geldiğimiz ev bir hırsızın evi yani. Çünkü dışarıdan baraka, içeride çok güzel acem halıları, o böyle şık şeyler falan böyle. Ama evin halkına baktım, hırsız değiller. Yaşlı iki tane adam. Biz de gelmişiz orada, elimizde kağıt kalem var, işte not alıyoruz falan. Sürekli yaşlı kadın, yaşlı adama diyor ki, Cerebe Cebrel Meretiştek'i çek. Ya ben böyle çıktım dışarı, girdim. Ulan dedim, ben mi yani yanılıyorum, bu nasıl bir şey? Dışarıdan tenekelerden örülmüş bir baraka ama evin içi tertemiz. Ve çok güzel halılar var. Çok. Adam dedi ki, ben falan köyün dedi en zenginlerinden biriydim dedi. Bu devlet benim bütün oğullarımı öldürdü dedi. Bu çocukların hepsi o şeyler, onların çocukları. Ben onların dedesiyim ve çok yaşlıyım. Bu bizim o evimizden alıp getirebildiğimiz eşyalar dedi. Ya siz dedi yetkilisiniz, bir şeysiniz, bize bir şey yapabilir misiniz dedi yani. Şimdi ben onların şeyi, hikayesini gelip belediyede anlattığım zaman ilgilenmemişler. Ama bu bizim açımızdan bir sosyolojik değişikliğin göstergesiydi. Evet. Kürtler köyleri yakılmıştı, yıkılmıştı, bilmem ne olmuştu ve şehre taşınmışlardı. Diyarbakır'da ikinci bir olay, bunu Erbil'e bağlayacağım tabii. İkinci bir olay beni çok etkilemişti. Biz bir öğrenciler olarak bir şeyde kalıyorduk, bir apartman dairesinde. Onun altında bir bakkal vardı. Diyarbakır'ı bilenler bilir. Her apartmanın altına bir bakkal açılmıştı. Çünkü çok korkunç bir işsizlik vardı. Orada bir Diyarbakır'ın ilçelerinden gelmiş bir komşumuz vardı. Bakkalda ne zaman bakkala insem o da bakkalın önünde bir tane küçük sandalye indirmişti. Ve sürekli şey yapıyor, böyle oturuyordu. Merhabalaştık, tanıştık. İşte siz nerelisiniz, biz nereliyiz falan filan. Adam bir gün bizi yemeğe çağırdı. O sırada hukuk son sınıfta okuyan bir abim var. Ben varım. Neyse adam bizimle ama çok ilgileniyor böyle. Ne zaman görsem işte bir isteğiniz, bir şeyiniz var mı falan filan. En son ya adam dedi ki siz bekar mısınız, evli misiniz dedi.
Ben dedim valla ikimiz de bekarız dedim. Falan. Ya dedi ki ya ben dedi bir şey söyleyeceğim ama dedi beni yanlış anlamayın lütfen. Olur mu dedim amca söyle. Yani ben tabii aklıma gelmiyor genç çocuklarız yani. Üniversite birinci sınıftayız. Ya dedi ki benim 5 tane kızım var dedi. Ve hepsi evdeler dedi. Ben evlendirmek istiyorum ama kimseyi bulamıyorum dedi. Ben dedi sizi bir süredir gözlemliyorum dedi. Siz isterseniz ben dedi size kızımı vermek isterim. Ben böyle durdum ya dedim ki nasıl amca ya falan. Ya dedi ki bizim dedi köylerimiz yapıyordu dedi. Eskiden bizim kız çocuklarımız 16 yaşına geldiği zaman taliplisi çıkardı evlenirlerdi. Biz dedi kaçtık geldik bu apartman dairesine girdik. Bir oğlum var dedi uyuşturucuda kaçtı bilmem ne oldu. Kızlarım dedi evde kaldı. Bir yere gidemiyoruz, gelemiyoruz. Efendidirler, namusludurlar. Yani zararsızdırlar ama dedi ya biz kimseyi görmüyoruz, kimse bizi görmüyor. Akrabalarımız yok. Kimisi İstanbul'a gitti. Biz böyle kala kaldık başımıza. Şimdi dedi ben bir baba olarak ne yapacağım dedi. Bu kızlarım dedi yaşlı geliyor, geçiyor. Ama dedi evlenemiyoruz dedi. Yani evlendiremedim dedi. Ben bunu dedi size açtım yani böyle. Durduk. Bu da ikinci konu. Çünkü niye? Sosyoloji değişmişti. Eskiden 16 yaşında evlenen kızlar şimdi geldi 40-45 yaşına evde kaldılar. Geleneksel toplumdan bahsediyorum. Evet. Şimdi Erbil'de de benzer bir şekilde toplumsal yapı değişiyor. Evet. 100 yıldır, 120 yıldır savaş halinde olan bir topluluk 90'larda bir rahatlama geçirmiş. 2002'de kendi ayakları üzerine çıkmış. 2006-2007'den itibaren cebine para girmiş. Bu doğal olarak bazı sosyolojik değişiklikler yaratıyor. Hmm. Şimdi Erbil'de bazı evlere misafir olduğumda dışarıdan yemek getirdiklerini gördüm. Savaş toplumu o kadar kötü etkilemiş ki mesela bazı ailelerde mutfak tamamen yok olmuş. Yemek yapmayı bilmiyorlar mesela. Fakat savaştan etkilenmemiş bazı evlerde sofraya oturduğunuz zaman 30 çeşit yemek geliyor. Yani güçlü bir kültüre sahipler fakat bu bazı noktalarda kaybolmuş. Fakat diğer taraftan zenginleşme meydana gelmiş. Evet. Yani bu tür şeyler var. Sosyolojisi bu anlamıyla böyle dikkat çekici. Mesela bir tane adam var. İsmini söylesem çoğunuz belki tanırsınız. Bu yüzden isim belirtmeye gerek yok. Çok büyük ev... Üstad ses gitti, görüntü gitti, dondu. Galiba bağlantı kesildi. Evet. Güzel bir gece oldu. Hem Sayın Mazlum Kobani generalimizin muhteşem performansı bizi mutlu etti. Hem de sayın konuklarımızın bize bu kadar güzel bizi bu kadar güzel sohbetleriyle. Evet. Evet üstadım tekrar buradasınız. Çok kesildi birden. Normal. Sebebini anlayamadım. Olabilir. İnternet dünyası. Şimdi neyi anlatıyordum? O sosyoloji anlatıyordunuz. Birisinden bahsediyordunuz. Hepimizin tanıdığı güzel evet. Evler yapıyor birisinden bahsediyordunuz. Çok güzel evler yapıyor. Çok büyük evler. Evet. Bir tanesine misafir olma durumum oldu. Çok yüksek tavanlı evler yapıyorlar yani falan. Neyse tabii ben sordum yani bir gün niye bu böyle? Yani tamam bunun da bir sınırı olmalı yani. Evet. Hedonizme dönüşmemeli, hazcılığa dönüşmemeli. O da şunu söyledi yani dedi ki biz o kötü günlerde yaklaşık 10 yıl boyunca bir mağarada yaşadık. Ben, annem ve bir kız kardeşim. Oo. Namaz kılarken bile başımızı düzeltemiyorduk yani demişti. Bu yüzden büyük evler olsun. Ben ancak o zaman kendimi iyi hissediyorum demişti. Bu tür sosyolojik değişimler var. Anladım.
Fakat bütün başkentler gibi Erbil'de müthiş bir kozmopolitik kent. Burada çok dilli bir yaşam var. Dışarı çıktığınız zaman Kürtçenin bütün lehçelerini, Arapçayı duyarsınız. Keldanice'yi duyarsınız. Asurca'yı duyarsınız. Türkmence'yi duyarsınız. Ve çok fazla İngilizce duyarsınız. Tabii. Böyle bir şey var, sosyolojisi var. Yani biraz dağıldı tabii konu bu. Yok, bu bir bilgi. Tabii sosyoloji değil. Bu güzel bir karşılaşma oldu. Değişiyor. Karşılaşma bu yüzden oldu. De işte yeni bir eğitimli sınıf geliyor. Mesela gençlerle ben konuşuyorum. En sevindiğim noktaları şu. Politikayla ilgilenmiyorlar. Güzel. Politik değiller. Kuzeyden gelenler bunu çok kötü bir şeymiş sanıyorlar ama normalleşme açısından çok önemli bir şeydir bu. Bu Kürt çocuklarının da normalleştiğini, futbolla, müzikle, sinemayla, normal hayat, arkadaşlarla evet ilgileniyorlar, müzik yapıyorlar mesela. Bu iyi, evet. Evet, yani normalleştiklerinin göstergesi. Evet. Mesela diyelim bugün biz çoğu Kuzeyli Kürt'e sorsak belki buradaki bir sürü siyasi kadroyu tanıyorlar. Evet. Ama buradaki yeni gençler siyasi kadroları da tanımıyorlar doğru dürüst. Biz travmatik bir haldeyiz halen. Onlar o nesil o travmayı yaşamıyor. Muhteşem bir şey. Üstadım ben çok az bir vaktim kaldı. Yılmaz Kıyıcı tekrar sorar ısrarla. Der ki sevgili İbrahim Halil Baran hocama sorar mısınız? Şayet PKK Kuzey Kürdistan topraklarında silahlı mücadele bırakırsa Kürdistan ülkesinin en büyük parçasında mücadele nasıl olacak? Siyasi mücadele sonuç alıcı olur mu? Zira Kürdistan toprağının hem millet olarak hem toprak olarak parçası olarak en büyük parçasını temsil nasıl azade edeceğiz? Sorusu bizi her daim kemiriyor. Bu soru nasıl bizi her zaman kemiriyor? Bu sorumu cevaplamaya çalışırken TC işgal devletinin gerçekliğini de esas alarak açıklarsa sevinirim. Şimdi her şeyden önce PKK Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci bir devlet olarak görmüyor. Demokratikleştirilmesi gereken bir güç olarak görüyor. Ve bununla ilgili de KCK'nin aldığı bir sözleşme, yazdığı bir sözleşme var. Bu sözleşmeye bakılabilir. PKK'nin bu konuyla ilgili yapmış olduğu konferanslar ve kongrelerin sonuçlarına bakılabilir. Eskiden o işgalci güç olarak tanımlanan güç, işgalci olarak tanımlanmıyor. Zaten sırf bu yüzden dolayı biçim değişti. Ben silah bırakma konusunda şey değilim. Yani Selim Bey gibi hemen acilen bırakmalı, şunu yapmalı, bunu yapmalı. Ben bu hakkı kendimde görmüyorum. Fakat ben kendi taraftarlarıma, kendi partime, kendi arkadaşlarıma ve beni dinleyen dostlara sivil mücadele öneriyorum. Bu sadece siyasi mücadele değil. Yani yeni bir sivil toplumcu hareket de geliştirilebilir. Yani mesela bugün Kuzey Kürdistan'da 25 milyon Kürt'ün olduğu söyleniyor. Fakat bizim bir tane öğrencilere burs veren bir derneğimiz yok. Her yıl Eylül ayında yüzlerce insan bana yazı yazıyor. Çünkü daha önce benim bir vakfım vardı. Dest Alikari diye öğrencilere yüklü miktarda burs veriyorduk. Sadece Kürtçe okuyup yazması çok iyi olanlara. Üniversite bursu verdik, yüksek lisans bursu verdik, doktoraya yetişemedik. Fakat sonra benim hareketim Türk Devleti'nin hışmına uğrayıp kadrolarımız gözaltına alınınca derneklerimize el konuldu. Yardım faaliyetlerimizi bir dönem PKK engelledi ne yazık ki. Fakat ben hiç kırgın değilim, hiç kızgın değilim. Şu an 25 milyon nüfusumuz var ama bir derneğimiz yok mesela. Kürt çocuklarının eğitimiyle ilgilenen bir derneğimiz yok. Politik olmak zorunda değil yani. Herhangi bir iş adamı derneğimiz de doğru dürüst bu tür şeylere vermiyor. Örneğin Kürdistan'da özellikle köylü çocuklarda, kırsal nüfusta göz tembelliği dediğimiz bir şey var. Bir hastalık var. Küçücük bir damlayla geçiyor normalde. Yani o damla da 2 lira. Türk lirası olarak söylüyorum 2 lira. Bizim Kürt çocuklarındaki göz tembelliği üzerine çalışabilecek bir tane sağlık derneğimiz yok. Yıllardır politik bilmem neyiz falan filan.
diyelim ki Kürtlere uygulanan insan hakları ihlallerini gündemleştiren, raporlaştıran bir şeyimiz yok. İnsan Hakları Derneği var ama bütün kurucuları Türklerdi, hatırlarsınız. Her ne kadar şu an işte PKK'nın eline geçmiş olsa, bugün Avrupa'da şeyi yok. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ben başvuruda bulunduğum zaman bana özellikle onu söylediler. Başvuracağım zaman. Dediler ki İnsan Hakları Derneği'nin raporu kabul edilmiyor. Ben işkence görmüştüm 13 gün. Dediler ki İHD dışında bir dernekten almanız lazım. Peşine düştüm başka bir. İnsan Hakları Vakfı diye bir vakıf var. Evet. İzmir, İstanbul merkezli. Oradan almak zorunda kaldım. Ama niye mesela bir Kürtlerin böyle bir derneği yok? Evet. Mesela bu tür şeyler yani sadece... Yani bu tür şeylerle Kürt mücadelesi verilir mi diyorsunuz? Verilebilir. Kürdistan mücadelesi verilir. Tabii, verilebilir. İkinci bir şey, silah şu an mesela silah dışı siyaset yapanların da önüne tıkayan bir şey. Bir şey söylediğiniz zaman mesela ben kendim PKK'li arkadaşlar bana çok kızdılar ama terör örgütü propagandası, PKK terör örgütü propagandasına ben ceza aldım. Ve benimle ilgili iddianamede devletin savcısının iddiası şu ki ben PKK'ye şunu söylemişim. Siz yanlış yapıyorsunuz, doğrusu budur. Ve PKK'ye akıl vermişim. Benim iddianamemde PKK'nin teorisyenlerinden biri olduğum söyleniyordu. Yani şimdi böyle bir durum var. Yani bu hepimizin önünü tıkayan bir şey olduğu için değişmiştir. Aynen. Yoksa ben şey değilim, kategorik yaklaşmıyorum. Ha, acilen bırakmalı, şunu yapmalı, böyle bir şey değil yani. Anladım. Bu. Kullanacaksa Kürtlerin lehine kullanacak, şu an Kürtlerin lehine değil. Anladım. Evet. Soru arıyorum. Ha, bu arada bir şey var, Jindar'dan şey, o demin Heule ile alakalı demiş olduğu şey. Jindar onu entegrasyon olarak görüyor ve bizim bunu normalleşme olarak ifade etmemiz doğru değil gibi bir şey soru çıkıyor. Yok, Jindar'ı biliyorum, anlamıyor. Yani bizim dediğimiz şeyi anlamıyor. Yani kiminle entegrasyon? Türk kültürüyle. Ne alakası var Türk kültürüyle? Bir kez evlerin yarısında Netflix var. Türk dizilerini orta sınıfın altındakiler izliyor. Allah Allah. Ya? Yani benim bahsettiğim gençler eğitimli çocuklar. Her biri 4-5 tane dil biliyor. Burada evlerde normal lise öğrencisi basit olarak size söyleyeyim. Bir Kürtçe'nin 2 tane lehçesini öğreniyorlar. Evet. Evet. Badeni ve Sorani. Evet. Arapça öğreniyorlar. Evet. İngilizce öğreniyorlar. Alman okulları var. Almanca öğreniyorlar. Ve bazıları da bir kuşakta Türkçe öğrenmiş dizilerden. Ve diziler burada bir boşluğu kapatıyor. Kürt dizileri yok. Olmadığı için de doğal olarak onu izliyorlar. Fakat bu boykot meselesinde bir sürü kanal Türk dizilerini şey yaptı. Kapattı. Dedi ki biz şey yayınlamıyoruz. Şu an bir tane kanal var galiba. Türk dizisi yayınlayan. Onun dışında bütün kanallar kestiler. Zaten burasının, bu hükümet de Türk dizilerini yasakladı bir süre önce. İyi yapmış. Evet. Yani bir de şöyle bir durum var. Kürt sinemacısı dizi çekmezse ne izleyeceğiz kardeşim? Aynen. Ben mesela şu an iki hafta önce şeyi bitirdim. Narkoz diye bir dizi var. Escobar'ın hayatını anlatan. Dün gece de El Chapo'nun hayatını anlatan diziye başladım. Al işte Latin Amerika'da geçen diziler izliyoruz kardeşim. hani Kürt sinemacıları nerede? Ha işte tam da budur yani. Kuzey Kürdistan'da o kadar sinema okumuş çocuğumuz var, bir tane şeyimiz yok. Evet. Evet. Yani böyle bir durum. Bunu mantığı değiştirmemiz lazım. Ben size canı gönülden müteşekkirim. Size çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Halkınızla beraber bizi aydınlattınız, müteşekkirim. Hakikaten. Bakın orada çok özür dilerim. Evet. Çok özür dilerim. Kesiyorum. Ceylan Murat, evet, çok güzel bir şey yazmış. Bakın mesela Hintliler sırf bu sebepten dolayı, evet, Hintliler, evet, Bollywood diye bir şey ürettiler. Evet. Bir sektör ürettiler. Tamam mı? Aynen öyle. Kani bizim Bollywood'umuz? Ben Bollywood'u geçenlerde bir film seyrettim. Çok beğendim. Onu yeri gelmişken söyleyeyim. My name is Khan. My name is Khan. Khan, evet Khan.
Han. O özellikle öyle söylüyor. Çok beğendim. Yani içinde bazı şeyler var tabii falan ama konsept itibarıyla, o şeye itibarıyla acayip etkiledi beni. Keşke bizim Kürtler de bunu becerebilse ama büyük bir... Ya işte şimdi bir tane bu kuzeydeki çocuklar Şekiro muydu neydi? Batman'da bak, çekmişti güzel, bir tane. Güzel bak, bu bir. Ceylan Murat demiş ki Kurdvot olur inşallah. Ben de evet. Kollywood dedim ama Kurdvot daha güzel. Malamine diye yeni bir dizi çekiyorlar. Evet. Sitcom. Evet. Güzel. Yani güzel. Desteklemek biraz lazım. Desteklemek evet. lazım. Yani bakın şöyle bir durum. Sizin boş bıraktığınız her alanı sizin işgalcileriniz doldurur. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Peki. Ben selam ve saygılar sunuyorum. Çok çok muhteşemsiniz. Çok sağolunuz. Müteşekkirim size. Söz verdiğiniz üzere köylülük ve şehirlilik üzerine mutlaka bunu konuşacağız. Lazım. Peki. Çok çok müteşekkirim. Selam sağ ve saygılar eyvallah, sunuyorum. Sağolunuz. Görüşmek üzere. Sağ olasınız. Eyvallah. Sevgili Kürdistanlılar, hepinize müteşekkirim. Çok sağ olunuz. Katkılarınız ve hazırında bulunmanızdan dolayı hepinize iyi geceler diliyorum. Yarınki programımızın konusu uluslararası hukuk çerçevesinde TC işgal hareketini ve Rojava'daki soykırımı konuşacağız. Nasip olursa konuğumuz Ahmet Zeki Okçu Beyefendi olacak. Hukukçu kimliğiyle konuşacak. O bunun için özellikle çalışmış bulunuyor. Daha farklı sürpriz konuklarımız da olacaktır. Hepinize şimdiden iyi geceler tekrar diliyorum. Hoşça kalınız. Tekrar ey rakiple programı kapatacağım. Huntev bimli hiru hoşida bihatri ve şevbaş. Thank you.